Merhaba. Bugün geçen hafta kitaplarla ilgili bir konuşma yapmıştık. Bugünkü videomuzda da size filmlerle ilgili bilgi vereceğiz. Filmlerin isimlerini paylaşacağız. Eğer kalbiniz evet diyorsa o filmde size ait bir mesaj vardır. Ben filmlerin hepsini bana ya da bilmem gereken ne diye bakıyorum. Çok fazla artık korkuyu tercih etmesem de bazen korku filmleri de bize negatif ve karanlık tarafın bilgisini veriyor. Onu öğrenmek için o filmleri izleyebilirsiniz. Yaşamak yerine filmle öğrenmeyi ben tercih ediyorum ya da tiyatro oyunlarıyla öğrenmeyi tercih ediyorum. O yüzden korku da olsa eğer mesela işte yoğunluklu olarak bir grup film söyleyebiliriz. Bir amaç yok. Yani öyle söyleyeyim. Bunun hayır. Bunu mu izlemeliyiz, sonra bunu mu izlemeliyiz falan diye öyle bir şeyimiz yok. Ben aklıma geldiği şekilde filmleri kaydettim, izlediklerimi listeye bakıp oradan sizlerle paylaşacağım. Birlikte sizlere filmleri anlatacağım. Filmlerimizin içinde animasyonlar da var. Bu ilk anlatacağım şey Deniz'in şarkısı. Bu animasyonda küçük çocuk önce kendinin farkında değil ve sonrasında bir deniz perisi olduğunu hatırlıyor ve birçok sihirli varlığı kıracağını fark ediyor. Bizim de çekimler öncesinde her yer sessiz oluyor. Çekime başlıyoruz. Ne köpeği, ne şeyi, hiç. Şey neydi bugün? Karpuzcu ve sarımsak. Değişik değişik formlar alanımıza dahil oluyor. Bu film eğer hem animasyon izlemekten hoşlanıyorsanız hem de perilerle ilgili bir hani bilgi sahibi olmak ya da o alan sizi keyiflendiriyorsa izleyebileceğiniz bir film. Yıl olarak da hani burada gördüğümü söyleyeyim size. 2014 yapımıymış Deniz'in Şarkısı filmi. Benim izlediğim sormak istediğiniz bir şey olursa evet, canlı sizler de yayındayız canlı zaten. yayındayız sorabilirsiniz. İzleyen varsa bu saatte bizi sorularınızı da bekliyoruz. Aynen. 2016 yapımı geliş filmi var Arrival. Bu filmde de yavaş filmlerden hoşlanıyorsanız pek size hitap etmeyecektir ama evrenin dilini çok güzel anlatan bir film. Bana bunu bir arkadaş, yani arkadaş, iki arkadaşım önermişti. Benim onlara işte ruhsal bağlantıları anlattığımda, kanal mesajlarını nasıl aldığımla ilgili paylaşım yaptığımda bu filmi mutlaka izlemelisin dediler. Ben de izledikten sonra anladım. Evet, varoluşta çok farklı diller var. Ve varoluşta aslında tek yaşam formu değiliz. O filmde onu o kadar güzel anlatıyor ki hani dediğim gibi çok ağır ilerleyen bir film ama çok güzel mesajlar bulacağınızı düşünüyorum. İzleyebilirsiniz bu Bir filmi şey de. soracağım. Onda mesela şey çok enteresan. Evet, karşılıklı bir yere geldikten sonra karıştırıyorlar. Tabii gene bir kötücül bir alan var. Hani bunu bozmaya çalışıyor. Ya zaten şöyle bir şey var. Söylemiş olduğumuz pozitif ve negatif taraflar her seferinde işleniyor. Filmlere tek bir odakla değil de birkaç odakla baktığınız zaman filmlerdeki o farkı görüyorsunuz. Her zaman hayatımızın içinde olan o iyi ve kötünün alanını filmlerde de hep görüyoruz zaten. Ya bazen şey oluyor, çok çok spiritüel, mistik bir film olsa bile bazen öyle sahneler çıkıyor ki hani bu filmin içinde bunun ne işi var diyebiliyoruz. Ama yaşamın içinde hepsi. O yüzden filmlerde doğalını yadırgamamak gerekiyor. Tabii. Güzel bir uzaylı filmi. Evet. Uzay filmlerinden hoşlanıyorsanız Aynen, izleyebilirsiniz. bilim kurgu Ya bizim anlatmaya çalıştığımız filmlerde hani tür az önce de söyledim yeniden söyleyeyim. Tür ya da yönetmeni, oyuncusu, filmin
iyi kötü oluşundan ziyade, hani aldığı puandan ziyade, çünkü bazı filmler, söylediğim filmlerde IMDb'de biraz düşük puanlı filmler de var. Aynen, ben orada almam gereken mesaj ne diye bakıyorum. Zaten filmin özetini okuduğunuzda o filmin size bir mesajı var mı yok mu onu oradan algılarsınız. Sonrasında izleyip izlememek sizin seçiminiz olur. Evet, Doctor Strange 2016 filmi. Benim izlerken çok wow dediğim noktalar o kadar çoktu ki bu filmde. Özellikle bilim insanının spiritüel alana geçme hikayesini ve orada spiritüellikle zorlanma hikayesi, aynı zamanda ne kadar pozitif ya da aydınlık da olsa bir rehber, orada karanlığın içinden beslenebileceği bir alanın olduğunu yani fark etmek. Yani kötülük içinde iyilik, evet. İyilik içinde kötülük. Zaten kötülük hepimizde var, iyilik de hepimizde var. Bunları hani birbirini besliyor ve orada şunun o zamanı durdurmak, zamanın içinde kendiniz eğer çok güçlü olduğunuzu biliyorsanız bazı döngüleri kırabiliyorsunuz. Kendi gücünüzü fark etmeniz gerekiyor kötüyü dönüştürebilmek için ya da işte aydınlık ve karanlığın birbirine dönüşmesi için. Ortam ne kadar, bulunduğunuz şartlar ne kadar karanlık olursa olsun siz kararlı olduğunuzda onu mutlaka aydınlığa dönüştürecek alanlar bulabiliyorsunuz. Bir konuda ne kadar usta olursanız olun, yaşamın ancak belli bir alanına kadar ilerleyebiliyorsunuz. Ölümsüzlüğün sınırını aşamıyorsunuz. Hepimiz sonluyuz. Onların hepsini çok güzel işlemişler. Ve kişinin kendi içindeki gücünü ortaya çıkarmasını da bence çok güzel işlemişler. Çok güzel bir filmdi. Ben çok beğenmiştim. Bunu okuyamam mı? Hangisi? Mara Under Probinger. Mara filmi. Mara mıydı? Yani, Mara. Bazılarını ben genelde hafızaya Türkçe isimli aldığım için Türkçe isim dışındakini gördüğümde orijinal isminde çok fazla hatırlayamıyor biliyorum. Bu da bakalım Türkçe adı var mıymış? Yoksa İngilizce adını mı orijinal ismini mi söylemek gerekiyor? Türkçe bir ismi yok. Mara Unter Freubinger filmi 2015 yapımı. Posterinde Mara'yı gördüğünüz zaman bu da İskandinav mitolojisini anlatan bir film. İskandinav tanrısı Loki'nin zincirlerini kırıp kendini serbest bırakıp dünyaya kötülüğü ve felaketi yayması üzerine konulan bir şey. Yine aydınlık ve karanlığın savaşını anlatan Loki bir film. Loki aklıma şey geldi. Thor geldi. Thor'un kardeşi Loki. Odin'in oğlu. İskandinav zaten ya. Yani İskandinav mitolojisi olduğu için Thor'da. Onunla eşleşik alandan bir film. Uzay yolcuları da hayatınızı hani kendi içinizde bir yolculuk yapacağınız. Çünkü ulaşacakları bir alan var. Orada uyanmaması gereken daha erken bir zaman diliminde uyanıyor. Orada kendi içinde ne yapması gerektiğini, yaşam şartlarını ortaya çıkarıyor. Aslında yaşam olmayacakken sonuçta orada bir yaşam yaratıyorlar. Bunları gösteriyor. Ben uzay filmlerinde biraz şunu görüyorum, o beni aslında rahatsız eden bir taraf oluyor. Dünyadan vazgeçmişlik oluyor ve mutlaka başka yaşam gezegenleri aranmaya çalışıyor. Aslında burada dünyadan vazgeçmek yerine durmak için olan filmler olsa, hani orada ben daha kendimi mutlu hissedeceğim. Bu filmler orada beni birazcık hani... Ben dünyayı çok seviyorum. Dünyanın kendisi ve o kadar güzel kaynakları var ki dünya kendi kendini yenileyebilecek bir gezegen. Yok olmak zorunda olan bir gezegen değil. Bunu öyle lanse edildiğinde o beni rahatsız ediyor uzay filmlerinde. Ama yine kendi içinizde yolculuk yapacağınız bir film.
Yeşil Yol 1999 yapımı. Bunu Tom Hanks'in oynadığı herkes, yani çoğunluk izlemiştir. Orada hayatın içinde ne kadar acının içinde olsanız da o acıyı dönüştürebilecek alanınız olduğunu, bir şifacının hayatında aldığı yükleri hepsini çok güzel anlatıyor. Ve oradaki aslında hiç hak etmediğiniz bir tutsaklığın içine girebileceğinizi anlatıyor. Benim hani izleyip çok etkilendiğim filmlerden bir tanesiydi Yeşil Yol. İpe bir duygusal oldum şu anda. Ama zaten, böyle düşününce filmi. Tabii canım, suçlu olmayan birinin hani yaşadıkları, halbuki ne kadar iyi kalpli ve yaşama döndürmeye çalıştığı. Ve şey, hani insanları aslında yok etmekten ziyade hayata döndürmek amacında olan birinin ama yok etme etiketiyle etiketlenmesi. Ha işte hani eskiden de şey vardı ya, cadılık yüzünden bir sürü kişileri öldürdüler aslında. Hani bu şey, kötücül olanın yani ya da bir şey bilmediği zaman bir şeyleri, birilerini tanımsız zaman, o zaman yok etmeye yönelik hareket etmeleri. Mantığın ön planda olduğu şeyler, nasıl söyleyeyim, kanıtlar aranıp kişi suçlanabiliyor. Da öyle bir film olduğu için hani birazcık duygusal bir film. Aynen. Ne kadar farkındalığımız artarsa, ne kadar bir şeyleri daha iyi görürsek, zaten bu alanı da o kadar insanlardan yok edip hani böyle dönüştürüp daha güzel bir yere gidilebilir. Zaten ya yüzyıllardır, yani şu ana kadar çok eskiden hani katliamlar vesaireler, zaten hani bu nedenlerden oldu. Şu anda nasıl katliamda? Çünkü çok fazla insan dönüştü aslında. Daha da dönüştüğümü her şeylere güzel bakılabilir. Evet, bence de üzücüydü. Hatta ben daha yeni tekrar izledim o filmi. Ve yani sonunda sonu bayağı vuruyor. Katliamlar demişken bir film daha var. Onunla aynı alanda olan. Hatta daha da ağır. Hayat Güzeldir. Burada da Yahudilerin üzerinde olan aslında yok etme alanı, kampta olan baba oğlun hayatını anlatıyor ve adam oğluna bunu kamp olduğunu ya da ölüm alanı olduğunu anlatmıyor. Orada her seferinde bir oyun kurguluyor. Oyun doğrultusunda çocuğu yaşama bağlamaya çalışıyor. Evet, dünya üzerinde çok fazla acı içeren yaşam döngüsünden geçtik insanlık olarak. Artık kendi içimizde bir ve bütün olma haline erişirsek, orada her birimizin insan olduğunu hatırlarsak ve birbirimizle saygı içinde iletişime geçersek, artık bu alanlar olmayacak, bu acılar yaşanmayacak. Yıldızlar Arası da gene dünya dışında bir yaşam alanını var etmeyle ilgili olan bir süreç. Genelde uzay filmlerinde eğer tek kişi ya da bir grup olduğu zaman orada kişinin kendi başına yaşam alanını çok güzel işliyor. Aslında orada hani gezegende yaşamda kalmak için insanlığın vermiş olduğu, çünkü biz şu an için modern toplumdayız, birçok korunma alanımız var ama insanlık doğanın içinden gelerek bir yaşam döngüsü, evrim içerisinden geldiği için orada yeniden aslında modern toplumun içinde yeni bir evrim alanını görmüş oluyoruz. Yıldızlar Arası 2014 yapımı. Aynen, Yıldızlar Arası'ndaki bende yani çok etkilemişti. Aslında orada şöyle bir şey var. Çok farklı bilmediğimiz şeyler aslında içinde yaşadığımız şeyler olabilir. Orada hani bir oda vardı ve odada hani sürekli bir olay oluyordu. Aslında o oradaki onu yapan kişi adamın gene tekrardan kendisiydi. Kendine oradan sinyal göndermeye çalışıyordu. Hani bu kuantum, paralel evrenler vesaireleri göz önünde bulundurunca bizim de belki hani belki bazı insanlar daha farklı yaşamıştır bunu diye tahmin ediyorum. Çünkü hani ruhsal olarak bazı kişiler daha kuvvetli ve farklı yerlerde ve farklı boyutlarda bulunabiliyorlar. Ya tabii bir bilinmezlik var ve burada bunu vermesi çok enteresandı. Yani ve gerçekten hani çok sağlam bir zeka yapılmış. Hatta orada hani boyutlar arasında geçme, hani solucan deliğini hani nasıl kırılıyor, o noktadan o noktaya nasıl geçiliyor falan. Ya
Ben de astronomi okuduğum için daha da ilgili çekmişti. Bayağı ilgimi çekmişti. Yani bayağı beğenmiştim. Benim sorum, hani bu tarz filmlerde daha çok aldığım mesajları sadece doğrulamak olduğu için, hani orada ben evet ya bu böyle muhteşem o algıdan ziyade, ha evet zaten bunu söylemişlerdi, aldığım mesajları onaylamak için izlediğim filmler oluyor. O yüzden hani benim ve senin bakış açılarınız o yüzden evet, farklı oluyor, farklı. Güzel oluyor aslında. Kesinlikle. Yani ben bir de şeyde bakıyorum, hani sen birazcık daha spiritüel açıdan evet. da bakabiliyorsun. Film açısından bakıyorsun. Aynen, ben daha böyle bir bilimsel hani noktadan bakıyorum. Devam edelim. Şunu hatırlamadım. Hangisi? My Name is Khan. Bunu da hatırlamadım. Wall-E diye yine hani bir uzay filmi ve makinalarla ilgili olan bir filmi anlatıyor. Orada da ne olursa olsun aşkın olduğunu. Wall-E. İyisi o kadar tatlı. Yani o duygunun ve aşkın olması, Wall-E'nin görev bilinci, dünyada hiç kimse kalmamasına rağmen o hala görevini yerine getiriyor. Dünyanın bilmiyorum hani o yok edilme zaman dilimi evet beni hep hüzünlendiriyor ama orada da bir şekilde aşkla, bağlılıkla her şeyin değişip dönüştüğünü görüyorsunuz. O çok büyük, hani sonrasında gözyaşları içinde mutluluk benim için. Öyle filmler. Yani hiç yokluğun bile ortasında aslında aşk var. Evet. Can Dostum filmi, 2011 filmi. Burada aslında yaşamdan soğumuş bir insanın tekrar yaşama bağlanmasıyla ilgili olarak birbirlerini, iki insanın birbirini tamamlayıp hayatı bir ve bütün olup sizin ne olursa olsun aslında her şeyde yaşamın içinde mutlu olacağınızı gösteren bir film. Ay ben bu filmleri anlatırken ne kadar duygusal ama Can Dostum gerçekten ki duygusal bir film. Ay, yani birazdan ağlamaya başlayabilirim yani filmlerdeki her şeyi yeniden hatırlıyorum falan. Evet, PK, o Hollywood, pardon, Bollywood, ben hep Hollywood diyorum. Bollywood filmlerinden bir tanesi, Hint filmleri, Amerika'nın filmleri, çok çok güzel bir film. Dine bakış açınızı o kadar güzel anlatıyor ki, dünyayı gözlemlemek için gelen bir uzaylı Amerikan. Ve burada dünyada ne yapması gerektiğini, eve dönmesi için gerekli olan kendi çağrı cihazı çalınıyor ve onu bulmak için, ama insanların din adı altında, zaten Hindistan'da çok fazla din var. Hangi dinde Allah'a, Tanrı'ya yalvarması gerektiğini ve o dinlerin bazılarının içinde bulunan boşluk alanlarını o kadar güzel anlatıyor ki. Evet. Yani biz belki Türk toplumunda ne kadar desek de kültür mozaiğinde yaşıyoruz. Çoğunluk Müslüman toplum olduğu için çok bariz bir şekilde din ayrılıklarının ve bir insanın hayat içinde din karmaşası içinde kaybolabileceğinin farkında değiliz. Bu filmde o din alanıyla ilgili çok çok güzel bir farkındalık. İçinde tabii ki aşk var. Çok harika bir aşk var. O filmde eğer dinle ilgili çatıştığınız alanlar varsa mutlaka izlemenizi önereceğim bir film. Bir de uzaylı aşkı. Evet. Ay çok tatlıydı. Ama böyle şey, hani orada da şu da var. Hani bir dünyalıya aşık oluyor ama onun seçimlerine de saygı duyup kendi aşkını saklıyor. Onu sadece çünkü karşı tarafını arkadaşı olarak görüyor. O da onun seçimine saygı duyuyor. Hiçbir zaman için ona aşık olduğunu belirtmiyor. Ama her şeyi çok 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 güzeldi. Olması gerektiği gibi. Evet. Bunun şeyini Claude hatırlayamadım Atlas ya. Bulut Atlası'nın. Bulut Atlası. Bu da çok enteresan bir filmdi ya. Yani çok fazla bağlantı olan bir filmdi ama ben şu an ya farklı farklı zamanlar ya da hani bulutlarda geçiyordu. Orada birbirine altı farklı öyküyü bir arada geçiren, geçmişten günümüze kadar birbiriyle bağdaştıran bir film. Burada da
hani paralel bağlantılara, yaşamların birbiriyle olan geçişlerini izlemek istiyorsanız filmi izleyebilirsiniz. 2012 yapımı. Yani bayağı da karmaşık anlaşılması bence. yine Amerika'nın 3 idiot filmi var. Burada hem Amerika'nın oradaki aslında yaşama farklı bakmayı, bilimin sorgulanması gereken tarafını ya da hayatta her şeyin bilim olmadığını o kadar güzel anlatıyor ki, o kadar güzel noktalara dokunuyor ki, zaten Amerika'nın bütün filmleri mutlaka sosyal mesaj içeriyor. Özellikle Hint toplumu için çok güzel mesajlar içeriyor. Hani bizim için de Hint toplumunu ben şöyle gözlemliyorum. Türkiye'nin 1950'leri, 1940'lıları gibi Hint toplumunun bakış açısı da benzer bir alanımız var aslında. Hani sadece çok fazla din alanının çok karmaşık olmaması belki olabilir. Oradaki kast sisteminden bahsediliyor genel itibariyle Hint filmlerinde. Toplumsal ayrıştırmayı orası çok güzel belirtiyor. Bizde Türk toplumunda belli olmayan bir kast sistemi var. Hani sıralama yok, sen şu değilsin, sen şu değilsin. Ama her bir insanın kendi içinde oluşturduğu o kast sistemi aslında bizde de mevcut. Bir şeylere sahip olmak için hayattan vazgeçmemek gerektiğini ya da diplomanın her şey olmadığını, yani o içinizdeki pozitif olan ve yaratıcı olan güce siz güvendiğiniz zaman her şeyin çok çok farklı bir hale dönüşebileceğini görüyorsunuz. Ya da hırslarınıza kapılıp sadece yaşamda bu hırsları edinmek için neler yaptığınızı fark ediyorsunuz. Orada da farkındalığınıza, yani yaşamak mı sadece kariyer mi onu görebileceğiniz, yani benim izlediğimde öyle gördüğüm bir film ve çok da eğlenceli zamanları olan bir film. Biz oradaki bir film var, Fıstıklı, hepimiz çok seviyoruz onu, Zubidubi. Evet, orada da yine bir aşk hikayesi var, çok güzel bir film. Yine bir Amerikan filmini söyleyeceğim, Yerdeki Yıldızlar, 2007 yapımı. Burada yanlış hatırlamıyorsam disleksi hastası olan bir çocuktan, çocuğun öğretmenliğini yapıyor Amir Kağan. Çocuk öğretmenler tarafından hep dışlanmış durumda ama Amir Kağan onunla ilgilenmeye başladığı zaman çocuk öyle güzel, hani o kadar sorumluluk duygusu değişiyor. Eğitim sistemini kişiye özel uyguladığınızda aslında eğitilemeyecek hiçbir insan olduğunu görüyorsunuz. Ve onların o kadar güzel bir dünyası var ki bizim işte zihinsel olarak etiketleyip hayatın içinde ötelediğimiz insanların aslında içlerinde olan muhteşemliği görebileceğiniz harika bir film. Hani özellikle eğer böyle bir ebeveynseniz çocuğunuzda yani konum tanımlanmış bir sorun varsa ya da işte öğrenme bozukluğu, öğrenme güçlüğü varsa bu filmle birlikte aslında her şeyin değişip dönüşeceğini görebiliyorsunuz. Çünkü Amerikan da çocukluk döneminde disleksi hastalığı olduğunu ve ondan sonrasında onunla ilgilenen bir öğretmenden sonra öğretmen olabildiğini anlatıyor çocuğa. Çocuk bundan sonra çok değişiyor. Çok güzel bir hikaye. Allah'ım, benim duygusal tarafım ortaya çıktı şimdi. Evet. Yine Amerika'nın Sarıya Boya filmi var. 2006 yılı yapımı. Burada da Hindistan'ın İngiliz sömürgesi dönemi olduğu zaman dilimini anlatıyor ve onların kurtuluş hikayesini anlatıyor. Orada da işte hani birazcık zaten sömürgeden özgürlüğe geçiş alanlarında her zaman için bir acı mevcut. Burada da acı var. Ben bütün Amerikan filmlerini bir sıralamışım. Evet. Evet, yine bir 2012 yapımı Talaş diye bir film Amerikan'ın. Burada Amerikan aslında kendi toplumunda var olan, işte orada çok fazla medyumik alanda bilgilenme ya da o medyumlarla bağlantıya geçme,
ölüm sonrasındaki yakınlarınızla, kaybettiğiniz yakınlarınızla bağlantıya geçen medyumlarla ilgili bir alanın içinde çocuğunu kaybediyor. Ama orada onu reddediyor, o bağlantıya geçmeyi. Hayat ona bambaşka bir sürpriz hazırlıyor. Çok farklı bir alandan ölümden sonraki yaşam alanıyla bağlantı kuruyor. O da çok duygusal. Ama zihinsel olarak da her şeyi kabullenmeyip yaşanan deneyimler sonrasında aslında ruhsallığın var olan boyutunu gösteren benim çok beğendiğim filmlerden bir tanesi. Şunu söyleyeyim de Bollywood filmleri birazcık süresi uzun filmler. 2,5-3 saat sürüyor filmlerin süresi. Amerikan filmleri gibi 2 saat civarında değil, daha uzun sürüyor onlar. Bu bilgiyle Bollywood filmlerini tercih edebilirsiniz. Tersten gidiyorum. Yani önemli olan gitmek. Kung Fu Panda, süper bir animasyon. burada zaten kung fu tekniğiyle birlikte hani hem eğlence var işin içinde, hem zihni yönetme, zihne hakim olma, bedene hakim olma, öfkelere hakim olma, bunları anlatan çok güzel bir film. Ben çok beğenmiştim. Yani animasyon filmlerinde ben birazcık daha böyle çok severim. Yine animasyon olan Troller var. Sinemada izlemiştim Troller filmini. Tek yetişkin bendim. Böyle gülüyorum, ağlıyorum falan filmlere. Çocuklar bana böyle dönüp bakıyorlar zaten Bir de ön taraftaydım, sahne yakın olduğu için ışıklar yüzümde. Bütün yüz ifadelerim görülüyor. Çocuklar bakıyor. Onlar farklı izliyor. Ben farklı izliyorum. Orada prensesin o neşe hali. Yani şartlar o kadar karmaşıklaşıyor ki aslında. Ölümle neredeyse burun burunalar. Ama prenses hep eğlencenin peşinde. O eğlencedeki güzellik. Ne kadar üzüntü içinde olursak olalım, ne kadar hüzne batmış olursak olalım, yaşamın ne kadar negatif ve depresif tarafına bağlı kalırsak kalalım, eğer birinin sizin hayatınıza dokunmasına izin verirseniz oradaki neşenin, keyfin ortaya çıkmasını görüyorsunuz. Çok eğlenceli bir filmdi. Evet, hep bir aradayken şarkı söylüyorlar, evet. Mutlu oluyorlar, sarılma saatleri var hatta. En sevdiğim kısım da oydu. Yani hani... Bir de yapıyor sürekli. Ay bu çok güzel oldu. Dur bir albüm yapayım. Aynen. Bir diyor, hemen saat çalıyor ya orada. Evet. Dediğim gibi hadi sarılma saatimiz. Yani orada kolektif bilincin de hani sevginin de beraber sarıldıkça o bir tane gri tipine de var işte zaten. İşte hani o bile sonradan değişiyor. Renge geliyor. Kesinlikle. Güzel bir şey yani. Sevmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu gösteren. Divergent ne bu? Seçilmiş. Orijinal adı neydi? Ha, bu film ilk başta şu an hatırladım. The Giver. The Giver. Seçilmiş 2014 yapımı. Bu da farklı bir topluluk içinde. Hafızalara siliniyor. Geçmişe dair herhangi bir anıları yok. Daha az suç toplumu olması için aslında insanların o duygu alanından uzaklaştıran, duyguları yok sayarak düzeni getirmeye çalışılan bir film. Film başlangıçta siyah beyaz başlıyor. Aynen oradaki o üzüntüye kapılmış olan o gri yeşil olan canlı gibi buradaki de. Aynen, bütün herkes yani bütün herkes aslında burada öyle. Herkes bir grilik içinde yaşıyor. Yaşamın o olduğunu sanıyor. Geçmişi ve insanlık tarihini hatırlayan bir kişi var. O kişi bunlara yaşamı hatırlatıyor. Ve yaşamın daha aslında farklı olduğunu. Evet, biz bazen diyoruz. Hani o duygularımızdaki çalkantıları olumsuz gibi görüyoruz ama insan olarak bizim o duygu alanımız çok çok
bence armağan olan bir şey. Çünkü ben hem insanlarla olan çalışmalarda onu görüyorum, hem bana verdikleri rehberliklerde duygularınızı siz reddediyorsunuz ama muhteşem bir armağan barındırıyor. Çünkü sizi hızlandırıyor deniliyor. O yüzden benim çok sevdiğim bir filmdi. Jüpiter Yükseliyor 2015 filmi. Bu da bilim kurgu filmi. Yine bir yok oluştan kurtuluşa geçen bir hikayeyi anlatıyor burada da. Böyle eğer yok oluşlar, bitişler falan pek hoşlanmıyorsanız onu içinde bolca barındırıyor. Evet, geldik 8 saniyeye. Evet, çok hoşuma. Bunun hakkında söyleyeceğim çok şey olabilir. O zaman önce sen başla. Okey, 8 saniye. Şimdi hepimiz bir şey soruyoruz ya, meleklerle konuşuyor muyuz? Hı-hı. İşte bir şeyleri görmüyoruz vesaire oluyoruz. Tabii, peki bunları görürsek kaldırabilecek miyiz? Şimdi en büyük sorunsallardan biri bu. Şimdi bu tarz şeyleri görmek, çoğunun görmediğini görebilmek bize psikolojik olarak ya da hani ruhsal olarak etkilediğinden dolayı çok ilginç sıkıntılara neden olabilir. Hani akıl hastalığı vesaire. Eğer ki bunu kaldıramazsan, yönetemiyorsan durum çok farklı noktalara gidebilir. 8 saniye bir tane kızın küçüklükten itibaren farkındalığı olan ve hani insanların göremediği, fark edemediği, hatta hani millet için çok normal gelen ancak aslında onun normal olmayan, hani sadece kalıp ve ne derler, bazı batıl inançlarla yaşayan insanların yaşadığı ortamda artık barınamamaya başlıyor. Çünkü artık gerçekliği görüyor. Artık saflığı, güzelliği ve sevgiyi, hani bazı şeyleri daha net, yani ilişkisinde olsun vesairesinde olsun yaşamakta çok büyük problem yaşıyor. Yani şey gibi düşünün. Bir tane sahnesi var, o çok orijinal. Duvardan bakıyor ve arka taraftan geçen araba geliyor. Şimdi geçici araba gelecek diyor. Mesela orada görüyor. Tabii bütün insanlar bunu kaldıramıyor ve bu kadını hani akıl hastanesine falan kaldırıyorlar. Yani burada bir şeyleri isterken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Ya da onunla kendi dengenizi çok net koruyabilmeniz gerekiyor. Bazen bazı bilgiler çok zorlayabiliyor. Kesinlikle. Ama çok güzel bir filmdi. Yani orijinaldi. Hatta kim yapmıştı onu da şeyde? Filmde böyle şey, değişik değişik sahneler falan. Yönetmen var. Ömer Faruk Surak. Bir de şey de var o filmde. Ya, ünlü bir adamın adı neydi? Don Miguel Ruiz. Evet, en sonunda rehber olarak o çıkıyor. Kesinlikle. O yüzden yani ne istediğine dikkat etmek gerekiyor. Hadi bakalım. Bu çok eğlenceli bir filme benziyor ama çok film izlediğimde de bazısını unutuyorum ne izlediğimi. Zamanında aşk. 25 yaşındaki. Ha, bu şeydi, şimdi hatırladım. Çocuk zamanda yolculuk yapabiliyor ve bu zamanda yolculuk yaptı, yani bunu 21 yaşına geldiğinde fark ediyor. Kendi genetik olarak ailesindeki bütün erkeklerde olan bir şey. Ve orada aşkla ilgili olarak birçok deneyimi var. Zaman yolculuğundan ve hayatın içindeki değişimlerden hoşlanıyorsanız izleyebilirsiniz. Yani burada şeyi aslında yapmaya çalışıyor. Hata yaptığında yapmıyor, önceki zamana gitmeye çalışıyor ama oradaki her şey değişebiliyor. Değişik, eğlenceli, güzel bir filmdi. Ay, ben şu filmden hiçbir şey anlamamıştım. Eğer anlayan olursa izleyebilirsiniz. Hangisi? Angela. Ya ben de başlıyorum gerçekten şu anda. Yani bir melekli film bu kadar sıkıcı anlatılabilir. Ben şey diyorum zaten. Yok, ben neydi, ödül alan filmler benim algımın ötesinde filmler oluyor. Kaç kere izlersem izleyeyim anlamıyorum. O yüzden bu filmde benim anlayamadığım filmlerden bir tanesi. IMDb'de 7.1 puan almış, 2005 yapımı, Angel A diye. Bir melek ve yani komedi, dram, fantastik diyor türüne. Ben hiçbir algı gelmedi filmi. İzledim, sadece başladım, bitireyim diye izledim ama yani bir şey anlayamadım. Eğer arzu ederseniz onu izleyebilirsiniz. Listemizde bulunuyormuş. Adını
analım. Belki birilerine yol gösterecek filmdir. Bu da benim çok fazla hani anlayamadığım filmlerden biri. Ruh Eşim diye bir film. Orada anne çocuk ve bir kadınla erkeğin aşkını anlatıyor. İki farklı olay birbiriyle örgüsünü işliyor. Biri 1960'da, biri de günümüzde geçen bir film. Orada da yani şey, dram çok yoğun olduğunda ben mesaja çok fazla odaklanamıyorum. Bu film de öyle dram olan filmlerden bir tanesiydi. 2011 yapımı. Arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Ama oradaki gibi hani bir beklentiyle, gerçekten o bizim söylediğimiz ruh eşi kavramıyla olan bir film değildi. Kartal Eddie, ben buna çok 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 böyle bayıldım. O kadar güzel, hani adam kendini o kadar güzel motive ediyor ki, 2016 yapımı. Hiç kimse katılmadığı için şampiyon oluyor. Kendi ülkesinden tek katılan yarışçı. O kadar ama güzel bir azmi var ki, kayağa dair hiçbir eğitim almamış ama kendinin kayak şampiyonu olacağına inanıyor. Bunun önünü açıyor. Yani ülkesinde daha önce şampiyonaya katılınmamış. Bununla ilgili bütün bürokrasiyi aşıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Birçok insanın buna eleştirel bakmasına rağmen, onunla alay etmesine rağmen hiçbir şey önemsemeden hedefine o kadar güzel odaklanmış ve o hedefinde kendini öyle güzel motive ediyor ki ilk sahnede şey vardı, bir işte kampa gidiyor, o kamp yerinde ilk kayakta şey, hani belirli bir atlayış stilleri var, oradaki ilk yeri geçiyor, buna diyorlar ki hani ikinciyi yapamazsın diyorlar. Yo yaparım diyor. İlkinden atlayışı gerçekleştirdikten sonra tamam bunu başardım diyor. Şimdi öbürünü deneyebilirim diyor. Ama orada o kadar aslında risk var ki, kaza geçirip sakat kalma riski var. Ama bunların hiçbirini önemsemiyor. Çok güzel. İnsanın kendi kendini motive edip istediği her şeyi başardığını gösteren bir film. Azmin elinden ne kurtulur? Evet, yani gerçekten kendi yarattım. Şampiyonasını ve mutluluğunu, her şeyini kendi yarattı. Çok güzel bir filmdi. Dingin Savaşçı. Burada da yine bir sporcunun hayatının hırsa tutkun olup yapmaması gereken, aslında hocasının yapma dediği bir hareketi yapıp onun sonrasında sakat kalıyor. Sakatlığının kendine dönüşüm aracı olarak buluyor. O içsel dönüştürücüsü de çok muhteşem. Ben bunu şey diyorum, bir pozitif motivasyonla motive olan grup var. Ben onlardanım. O yüzden bu film beni çok besledi. Hani her şeyi istedikten sonra ve pozitif şekilde, yani ne kadar zorluk içinde olursanız olun, siz kararlı olduğunuzda kendinizi o alandan çıkartmak istediğinizde gerçekten hayatınıza dahil olacak mucizevi alanlar var. Burada onu görür, izleyebilirsiniz. 2006 yapımı. Bir de Negatif Motivasyonla olan bir Whiplash diye film var. Ben onu izleyemedim. Hani eğer negatif motivasyonla insan nasıl motive edilir öğrenmek istiyorsanız, onu da yaşamınızın bir alanında uygulamayı tercih ediyorsanız Whiplash'i izleyebilirsiniz. Ben izleyemedim onu. İçim kaldırmadı. Şöyle bir şey var. Hakikaten belirli bir insan kitlesi negatif. Yani çoğunluk negatif motivasyonla motive oluyor. Başarı negatif motivasyonla gerçekleşiyor. Ama biri bana şunu yapamazsın falan dediğinde ha yapamam diyorum. Hani, tamam bırakıyorum. Uğraşamayacağım. Ay evet ya, hiç uğraşamam diyorum. Orada işte çünkü o Whiplash'te yapamazsın deyip azimle sarılıp dönüştürmesi, ama buradaki Dingin Savaşçı'da da çok farklı bir alan. O pozitif motivasyonu çok net görebileceğiniz bir alan. Bu da aslında şey, Bir Çılgının İçinde diye Eddie Murphy'nin 2008 yapımı bir filmi. Aslında bir uzay aracı olan insanı anlatıyor. İnsan bedeninde ama bir uzaylı.
O filmde de insanlığa dair eğlenceli tarafları da gösterdikleri güzel bir film. Yine bir animasyon filmi Moana, 2016 yılı yapımı. Burada hani bir yarı tanrının hikayesiyle birlikte olan bir hikaye, bir Hawaii adasında geçiyor. Ne kadar yarı tanrı olursanız olun ya da her ne olursanız olun, o içinizdeki sevgi gücü olmazsa hiçbir şey sizin için bir anlam ifade etmiyor. Çok eğlenceli bir film. Eğlenmeyi seviyorsanız çok mutlu olacaksınız. Moana. Evet. Çok tatlı Disney filmi. Ruhların Kaçışı filmi. Bu da animasyon. Hayao Miyazaki'nin. Miyazaki'nin. Evet, onun zaten çok fazla böyle mistik filmi var. Oscar'lı bu arada. 2000 Oscar'lı olup beğendiğim hayret filmlerden bir tanesi. 2001 yapımı. Burada da bir şekilde insanların nasıl söyleyeyim, zaaflarıyla onları elde etmenin ve zaaflarından sonra köleleştirmenin alanını anlatıyor. Ama oradan siz kararlı olduğunuzda kaçacağınızı da gösteriyor. Azıcık böyle enteresan tipli varlıklar görebiliyorsunuz falan. Çok güzel bir animasyon değil. Moana kadar eğlenceli bir animasyon değil ama orada da çok güzel alanları görüyorsunuz. Ben bayılmıştım ya. Çok efsane gelmişti. Yani orada şey var. Cadı var mesela. Hmm. Kötü bir cadı var. İyi cadı var. Ondan sonra hani kötülüğün ve iyiliğin birbirine karşı çatışması. Daha sonra aslında hani hani kötünün de içinde aslında o kadar kötü olmadığı, fakat ya böyle çok değişik şekilde bir işlenmiş film. Ama aslında birçok şeyi kendimiz ve hani çevremizin yaratıyor. Yani ilk başta zaten annesi ve babası yüzünden oraya gidiyor. Yani annesi babası domuza dönüşüyor. Ondan sonra onları tekrar kurtarmaya çalışıyor falan derken gün batımı olmadan çözmesi gereken enteresan bir şey. Bir de hayalet var bunun sürekli peşinden koyulan ve gitgide her şeyi yiyip büyüyen falan. Çok değişik bir şeyi var. Mantalitesi var. Miyazaki'nin birçok, ben hepsini izledim yani, bunun Miyazaki'nin şeyleri çok enteresan ya. Farklı şeyler veriyor. Yani bazı filmleri de spiritüel filmler listesinden bakıp izlediğim filmlerden birçoğu. Ya da bir kısmını hani hiç alakası yokken bulduğum filmler oluyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar. Bu da hani din böyle sakin filmleri seviyorsanız keyif alabileceğiniz yaşam döngüsünü gösteren bir film. Burada bir tapınakta geçen zaman diliminden bahsediyor. Aslında anne kızını oraya değişip hastalığı vardı, onun şifalanması için getiriyor ama yine bir aşka dönüşen bir zaman dilimleri var, acıya dönüşen alanlar var. Böyle farklı ama çok yavaş ilerleyen bir film. Hangisi? Cennetimden Bakarken. Ha, burada şey, kız ölüyor. Baya şey var. Burada birazcık değişik bir alanlar da var. Kız normalde ölüyor. Ondan sonra öldükten sonra işte şey var. Katilini buldurma hani vesaire. Orada sinyal verme var. Ya babasının çektiği çok büyük acıları falan filan anlatıyor. Yani bence ya biraz karmaşanın, hani çok fazla dramın da içinde olduğu bir film. Ölüm sonrası deneyimleri merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Aynen. Ben silmişim, niye sildiysem artık o filmi. Hangi kaydıma uygun değilse. Çünkü şey vardı, taciz maciz falan tarzında şeyler vardı filmde. O yüzden şey yapmış olabilirsin, atmış olabilirsin. Jim Carrey'nin Bay Evet filmi. Orada da hayata bakış açısı hem komedi alanından bakıp hem de aslında çaresizliğin içinde olduğunuzu gördüğünüz bir film. Jim Carrey'nin filmlerinde komedi de olsa mutlaka içinde sizi
düşündüren alanlar bulunuyor bu filmde. Onlardan bir tanesi. Müzikal seviyorsanız iki tane burada arka arkaya izlediğim müzikaller varmış. Bir tanesi Annie. Bu yetimhanede büyüyen bir grubun başlangıç hikayesini anlatıyor. Ondan sonra kendi ailesini edinmesinden devam ediyor. Ama orada beni en çok etkileyen taraf, şartlar ne olursa olsun umutlu olmayı bilip, zaten bir de müzikal olduğu için daha keyifli olan bir alandı. Çok eğleneceğiniz ve hayata farklı bakış açısını görüp kendi hayatınızı sorgulayacağınız bir film. Kalbini Dinle, Agus Rush. Bu da yine müzikal, 2007 yapımı. Ben burada aslında şeydi, hani benim için önemli olan nokta seslere çok fazla takılıp orada huzursuz olabiliyorum. Hala olan bir şey ama bu filmden sonra bayağı bir bakış açım değişmişti. Çocuğun annesi ve babası müzisyen ama ya hani istenmeyen bir ilişkiden dolayı çocuk doğuyor ve büyük baba tarafından yetimhaneye veriliyor, yetimhanede büyüyor. Bir süre sonra yetimhaneden kaçıyor, hayatın içine giriyor. Ve orada anne ve babadan gelen genetik yatkınlıktan dolayı öyle güzel müzik kulağı var ki çocuğun. Çok muhteşem. Bir sahnesinde şeydi, çocuk hani herkesten kaçıyor, bir şeyler oluyor, birinin yanına sığınıyor falan. Kilisedeki bir kızın yatağının altına saklanmıştı. Küçük kız buluyor bunu falan. Neyse, bunlar konuşurken müzikten bahsediyorlar. Kız çocuğu müzik odasına götürüyor ve ondan sonra okula gidiyor. Çocuk dışarıdan gelen her türlü sesle, işte basket oynuyorlar, basket potasından, ya çok çok böyle hani topun yere vurması bile onun için müzik. Basket potasından topun geçmesi, orada bulunan zincirlerden çıkarttığı ses hepsini notalandırabiliyor. Kız geldiğinde bıraktığı odadaki bütün duvarlarda nota oluyor. Bu koşa koşa pederin yanına gidiyor. Peder, peder, Mozart benim yatağımın altında yaşıyor diye çocuğu işte onunla tanıştırıyor, pederle tanıştırıyor. Bir şekilde çocuğun hem şanssız hem de aslında küçük yaşta istemiş olduğu noktada konser verebildiği noktaya gidiyor. Ve en sonunda da anne ve babasıyla buluşuyor. Çok güzel bir film. Keyif alacağınız bir film. Şuna da bakalım. Bu da spiritüel filmler listesindeydi. Bilmiyorum galiba. Hatırlamıyorum. bizim ne değilsin deyip öyle Awaken'miş. 2012 yapımı. Şu şey Barefoot, Yalın Ayak'ta 2014 yapımı bir film var. Orada o kadar saf yaşama saf bakış var ki, yani bizim şekillendirdiğimiz alanların dışında çok güzel yaşama olan saf bakışı gösteriyor. Benim çok hani o, evet ya, bizim özümüz aslında bu dediğim bir filmdi. Çok keyif alacaksınız. Onu da izleyebilirsiniz. Hem romantizm var, hem hayatın içindeki dramlar var. Ve oradaki en güzel taraf hani kızın saflığıydı. Beni en çok etkileyen. Barfi yine Bollywood filmi. Bu defa doğruyu söyledim. Burada aslında aşkın dile ihtiyacı olmadığını anlatıyor. Bir tanesi konuşma özürlü, diğeri zeka özürlü. İki insanın birbirine olan uzun süreli aşkını anlatıyor. O kadar güzel bir sevgiyi anlatıyor ki, ama işte ona ulaşmak için gereken zorlukları da gösteriyor. Hakikaten aşkın dilinin olmadığını, aşkın hiçbir şeye ihtiyacı
ihtiyacı olmadığını burada görüyorsunuz. Yani o kalpteki sevgiyi her şeyi değiştirip dönüştürüyor. Muhteşem bir sevgi. Ay, bu Paralel Evren de çok enteresan bir film. 2013 yılımı yapımı. Bunlar bir odadalar hepsi. Bir kuyruklu yıldız geçiyor. İşte o zaman diliminde de kimse hepsi aynı masada falan gerekiyor. 8 kişiler mi ne? Ama bir şekilde şehrin elektrikleri kesiliyor. Her biri dışarıya çıkıyor ve dışarıya çıktığında farklı yaşamlarıyla karşılaşıyorlar. Bu yaşamların hani birazcık gerilim içerdiği için ölümler falan da hoş olmayan ölüm sahneleri de var. Ama oradaki o işte kuyruklu yıldızın gelmesiyle birlikte zaman alanının değişmesi, farklı zaman dilimlerinin döngülerinin ortaya çıkması farklı bir alan. Ay, şu X-Mansion çok çok enteresan filmde. X-Mansion diye 2014 yapımı. Hani kadınım ama bazen kadınların o şeytani zekasını burada görebileceğiniz bir film. Aslında kadın makine, makineye hayat öğretilmeye çalışılıyor. Kadınlık öğretilmeye çalışılıyor. İzole bir yerde yaşıyor. Ve oradan kendi kurtuluşunu anlatan, aslında makina programın ötesinde çalışabiliyor. Hani o yapay zekanın her zaman için filmlerde karşımıza çıkan taraflarından bir tanesi. Bu X-Mansion'de. O da vay be dedirtmişti bana yani filmin sonunda. Yani evet. Bence de ya, çünkü orada aslında öyle bir gösteriyor ki filmin başında resmen hani kadını tutuyoruz aslında, anladın evet mı? Evet. Ama sonra şey gibi orada, çünkü tutulmuş esaret altında ve bir deneyin içinde gibi görülüyor ama filmin sonu bambaşka oluyor. Aynen. Ya öyle bir şey yapıyor ki peki ona güveniyor musun ya da vesaire diyorsun. Yani çok, çünkü şimdi şöyle bir şey var. Gelen adamlar da çok zeki insanlar. Hani böyle çok seçilmiş insanlar. Hani özel testlere girmiş insanlar. Onların tamamen böyle hani zayıflıklarından mı, hani çok böyle hassas noktalarından yakalayıp cinsellik ve duygusallık alanındaki aynen Focus, Will Smith'in 2015 yapımı bir filmi. Birazcık aslında burada şey var. Ben burada hani şu zaten suç ve dram, hani bir katil, aman katil diyorum, dolandırıcı çetesinin işlerini anlatıyor. Ama orada adam o kadar zeki ki hayatın içindeki öyle noktalarla bağlantı kuruyor ve yaşama farklı bir gözle bakmanız. Yani burada suça teşvik etmek için değil, analitik düşünmeyi, analitik olmayı ve zekanın her iki tarafa da geçebileceğini göreceğiniz çok güzel bir film. Hani bağlantılar çok yine o zihnin mükemmelliğini gösteren filmlerden bir tanesi. Ama siz onu ne için kullanıyorsunuz? Hani ister iyiye hizmet edersiniz, ister kötüye hizmet edersiniz. Benim dediğim frekanslar mı acaba? Bu galiba. Evet, evet. Hı hı. Frekanslar diye 2013 yapımı bir film var. Burada hani buradaki frekansları zeka IQ seviyesine göre ayrıştırmışlar. Orada iki kişinin aslında zeka seviyesiyle uç noktalar bir araya geldiğinde ortamdaki dengeyi bozduğunu gösteriyor. Ama çocuk bunu değiştirebilmek için kendini o kadar çabalıyor ki, yani o etiketi kabullenmiyor. Etiketin dışına çıkmaya çalışıyor. Hani biz hep şeyi söylüyorum. Yani ilişkiniz aynı frekans alanındaysanız bir ilişki yürütebilirsiniz. Eğer farklı frekanslardaysanız yürütemezsiniz. Burada da onu çok bariz görebiliyorsunuz. Çünkü ya şunu tercih edeceksiniz, ruhsal olarak yükselişi bırakacaksınız. Yani partnerlerden biri hangisinin frekans alanı yüksekse o yükselişi bırakıp diğerinin kendi alanına yaklaşmasını bekleyecek. Ya da sizinle birlikte yükselecek
aynı hızda yükseleceğiniz partneri hayatınıza çekmeyi seçebilirsiniz. Ya buradaki hani aslında aşktan ziyade burada daha çok zihinsel alandan bahsediliyor ama kalp açısından ve aşk açısından baktığınızda da oradaki eşleşmeleri oturtabileceğiniz bir film. Benim çok beğendiğim filmlerden bir tanesi. I Origins, bu da 2014 yapımı film ve her birimizin aslında gözündeki o orijinallik alanından bahsediyor. Yani her birimizin o özel genetik yapısından bahsediyor. Hindistan'da geçen bir film. Senin orada söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yani zaten şöyle bir şey, oradaki bir adam bir gözü görüyor ve hani göz o kadar orijinal ki o gözün sahibini arıyor. Hani bu noktada yani sanki böyle bir birbirleriyle şeymiş gibi, hani ruh eşi mi derler hani vesaire gibi. Buradaki ya aslında çok bana spiritüel gelmemişti bu film. Hani daha böyle değişik bir bilim kurgumsu falan da bir yapısı da vardı. Fakat şöyle bir şey var. Ne kadar çok yani kahverengi gözle desek hepimizdeki, o kahverengi gözlerin hepsinin sanki parmak izi gibi çok orijinal bir şeyleri var. Ve hani birbirimizdeki sevdiğimiz, hoşlandığımız, çünkü hani bir insanı gördüğünde kaç, 3 mü 6 saniye içerisinde sevip sevmeyeceğine karar veriyorsun galiba. 3 saniye içerisinde sevip sevmeyeceğine karar veriyorsun. Yani çok insan, çok değişik varlıklarız. Hani bu göz rengi olsun, dediğim gibi kokularımız olsun, feromen yaydığımız vesaire. Ya çok değişik alanlar var ve hani buradaki zaten hani bir nevi bir aşk anlatılıyor. Bu buradaki aşk da bu şekilde. Yani doğru kişiyi bulduğumuzda galiba, hani ya da doğru kişi demeyeyim de sizin için böyle daha hayatta yani tutku olarak ya da çekim bulabildiğiniz insanı zaten hani bir şekilde bir yerden tanıyorsunuz ve onun peşinden kovalıyorsunuz. Tabii. Kovalamayı tercih ederseniz. Ederseniz yani her zaman kolay olmuyor. Bununki birazcık zordu yani. Nerelere gitti adam. If Only, bu da yine aşk filmi. 2004 yapımı. Burada sevdiği insanın hayatındaki son günü olduğunu biliyor ve orada yaşamın aslında ne olduğunu, ne olmadığını, hep hayatımızda bir şeyleri öteliyoruz ama ötelemeli miyiz? Yoksa anı mı yaşamalıyız? Hani onu anlatan güzel bir film. Bakalım sonraki filmimiz neymiş? Ya ben onu buraya koymuş muyum, koymamış mıyım bilmiyorum da. İki tane animasyon dizi söyleyeceğim. Bir tanesi Son Hava Bükücü. Avatar Son Hava Bükücü. Orada dünyada olan dört ulustan bahsediyor. Hava ulusu, ateş ulusu, toprak. Yok neydi be? Su. Ateş, su. Ateş. Hava. Ateş, su. Toprak. Bir de sonra metali falan. Ya bunlar her biri kendi içinde belirli bir elemente hükmediyorlar ama dört elemente birden hükmeden avatarlar oluyor ve o avatar her şeyi değiştirebilen kişi oluyor. Bu filmde 10 yaşında bir çocuk aslında avatar oluyor. Kendi ırkı tamamen yok oluyor. Sadece hava bükücü olarak kendisi kalıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Çocukken avatarlığa olan yolculuğunu anlatıyor. Ve orada enerji yöntemleri, enerjilerin işleyişi, enerjiyle birlikte yaşamla bağlantının kurulduğu, yine iyi ve kötünün savaşının olduğu bir animasyon dizi. Bir de Avatar Korra var. Onun diğer ikinci versiyonu. İkinci avatar da su bükücü olan bir avatar. O da Korra. Avatar gibi söyledin. Hava bükücüyle o birleşti. Senin bazı kısaltmaların gibi. Aynen. Avatar. Avatar yeni bir şey. Trakyalı. Trakyalı avatar. Avatar be. Avatar be ya. Burada da aslında ikinci olan, şimdi ilk avatarda avatarın, avatar ruhu
zaten Eng'in içinde ve o Eng zamanı geldiğinde onu ortaya çıkartabiliyor. Ama Korra'dan o avatar ruhu alınıyor. Korra kendi gücüyle var olmayı, kendi gücüyle büyümeyi ve onunla birlikte orada iyi ve kötünün savaşını da görüyorsunuz. Rahu ve Ketu ikisinin birbiriyle çatışmasını, birbirine dönüştürmesini ve ne kadar sizin içinizde ruhsal gücünüz, içinizdeki gücün her şeyi değiştirebileceğini görüyorsunuz. İkisi de çok güzel animasyon dizi. Onları da eğer seviyorsanız animasyonları ve mistik konuları hoşlanıyorsanız izleyebilirsiniz. Akıl oyunları burada gene aslında zihinsel olarak, psikolojik olarak farklı bir tanımlama alanına giren ama zekanın var olduğunu ve o zeka ile birlikte eğer zeka yönetilemezse insanın makinalaşabileceğini gösteren ama aklın o muhteşem alanı, ya yani bir zeka bazen hani filmlerde ortaya çıkan durumlarda gördüğümde, ben çok zeki olmadığım için filmlerden o alanı görüyorum. Oradaki hani o hesaplamalar, ince ayrıntılar, zihnin mükemmelliği, her şey öyle güzel ki. Ama işte denge kaçtığında da hayatınız içinde bir şeylerin elinizden gideceğini de gösteren bir film. Şizofren tabii bir de, evet, aynı zamanda adam. Guardian of Galaxy mi? Galaxy kurucuları, oradaki şey ne? Bilmiyorum, bunu hatırlamıyorum. Oraya geçebiliriz. Tamam. Şunu da geçelim. O da benim anlamadığım filmlerden biriydi. Wonder Woman. Wonder Woman 2017 yapımı. Bu hani Amazonların farklı bir versiyonuyla görebileceğiniz ve kendi Amazon alanınızı dönüştürmek istiyorsanız, çünkü artık savaşmaya gerek yok ve kadın olup dişi olup yaşamamız gerekiyor. Sevginin gücüyle her şeyi değiştirip dönüştürme zamanımız geliyor. Orada ama hala o savaşçı yapı var. Hani dünyada evet savaşmak gereken zaman dilimleri var. Biz ama savaştan, içimizdeki savaşçıdan özgürleştikçe dünyada daha barış içinde yaşanılacak alana dönüşecek. Onu göreceğiniz bir film. Ay, Baraka. Evet. The Shack 2017 yapımı. Baraka. Bir tane daha Baraka vardı, orada karışmasın diye bunun şeyinde İngilizcesini de söyleyelim. Burada çocuğunu kaybeden bir babanın öyküsünü, aslında hani o çaresizliğin içindeki öyküden yola çıkarak çocuğunu bulabilmek ümidiyle ya da oradaki neler olduğunu fark edebilmek için anlatılan bir film. Evet, ölüm sonra, yani aslında Tanrı ile olan ilişkiyi anlatıyor. Biraz eğer Hristiyanlığa bakış açınız varsa sizi rahatsız edecek çok fazla öge var. Ama orada yaratıcının, İsa'nın geliş sebepleri, onları gördüğünüz zaman ya da oradaki o, yani benim en çok hoşuma giden şey sevgiydi. Daha çok yaratıcıya atfedilen korkudan ziyade oradaki sevgi, şefkat, merhametti benim en çok etkileyen tarafı. Nasıl söyleyeyim, yaratıcıyla ilişkinizi tekrar gözden geçirmek istiyorsanız ama tarafsız bakın lütfen. Çünkü orada dediğim gibi çok fazla Hristiyanlığı öne çıkaran ögeler var. Onlardan kendinizi soyutladığınızda çok farklı bir boyutta göreceğiniz bir alan. Evet, yani çok enteresan, son zamanlarda çekilmiş ilginç bir şey. Dedim ki bazı öğeleri çıkardığı zaman çok güzel. Yani evet, aslında orada Tanrı ile konuşuyor. Ondan sonra başkalarını görüyor. Hani olayın aslında yaşam nefesinin ne olduğunu anlıyorsun. Hani oradaki Hristiyanlıktaki baba oğul kutsal ruh üçlemesi üstünden gidilmiş. Ama orada kutsal ruhun aslında yaşam nefesi olduğunu fark ediyorsunuz falan. Benim böyle filmi durdurup not alarak izlediğim filmlerden bir tanesiydi. Orijinaldi bayağı. Dolphin Tale 2011 yapımı, Dostluğun Gücü.
Burada da sakatlanan bir Yunus'un hikayesini anlatıyor. Ama çok 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 duygusal söyleyeyim. Ağlama, kesin ağlarsınız. Hani böyle aynen, gerçekten ağlama garantili filmlerden bir tanesi. Ama oradaki o sevgi, şefkat, ilgi o kadar güzel anlatılıyor ki ve sevginin, ilginin değiştirip dönüştürmeyeceği hiçbir şey yok. Tabii birazcık bu insan tarafındaki hayvanlara olan acımasız alanlarımız da gözümüze getiriliyor. O alanda var olan filmlerden bir tanesi. Dangal, bu da yine Bollywood filmi. Amerika'nın 2016 yılı yapımı filmi. Burada kadınlıktan vazgeçişi anlatıyor ama aslında hem kadınlıktan vazgeçiş hem de istenildiği zaman her türlü başarının elde edileceğini ve sizi en iyi tanıyan kişinin, sizin en başarılı olacağınızı bilen kişinin babanız olduğunu biliyor. Ama orada egolar devreye giriyor, rekabet devreye giriyor. Yine duygusal ağırlıklı. Zaten Amerika'nın filmlerinin şöyle bir tarafı var. Bir gülüyorsunuz, ondan sonra bir bakıyorsunuz ağlamaya başlamışsınız. Duygudan duyguya geçiş çok fazla. Bu da o filmlerinden bir tanesi. Yine sosyal mesaj içeren filmlerden bir tanesi. Burada da zaman yolculuğu yapılıyordu ama. Japon filmi. Japon filmi. Mr. Nobody, Bay Hiç Kimse, 2009 yapımı bir film. Burada sürekli olarak yani karışık bir film. Çok böyle ilk ben izlediğimde anlamadım. Öyle söyleyeyim, ya da bu benim zihinsel algı düzeyimin biraz geride olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Farklı potansiyelleri seçtiğinizde farklı yaşam alanlarını gördüğünüz, farklı yaşam çizgilerini gördüğünüz bir film. Gerçekten çok böyle tekrar tekrar izlenecek filmlerden bir tanesi. Her izlediğinizde farklı bir alanı görüp fark edeceğiniz bir film. Yaşamı sorgulayacağınız bir film. Bu 2016 yılı yapımı, Gizli Sayılar diye. Aslında ırkçılığın olduğu ve kadının yok sayıldığı bir zaman diliminde kadınların NASA projesine geçiş yapmasını anlatıyor. Kadınlardaki azim, ya aslında ben şunu gördüm. Biz zorluk yaşıyoruz diyoruz da hani ne yaşamışız ki dedim kadın olarak. Kadın kimliğinin çok zorluk yaşadığı, yok sayıldığı, kendini var etmek için her alanda kendini zorladığı, yani bizim şu an yaşam içinde zorladığımızın kat be kat fazlasıyla zorlayıp kendini var ettiği bir dönem. Ama çok çok güzel bir film. Kadının zekasını da gösteren, azmini de gösteren bir film. Bu filmi de hatırlamıyorum. Bir tane. Şunda çok ağladıydım. Onu geçelim. Çok ağladıysan geçelim. Bu senin dediğin. Ne biliyoruz ki tavşan deliğinden aşağı. Evet. Bu biraz belgesel gibi olan. Anlatıp duruyorlar. Hani hem belgesel hem film, ikisi iç içe geçmiş durumda ve evrendeki farklı formları görebileceğiniz. Yani eğer o zihinsel olarak ruhsal bilgiyi merak ediyorsanız izleyeceğiniz bir film. Bu film de Bilinmeyen Yol diye 2002 yapımı, Interstate 60 diye bir film. Orada aslında bir otostopçunun hikayesi gibi görülüyor ama orada da farklı bir zaman algısının içine giriyorsunuz. Farklı bir döngünün içerisine giriyorsunuz. O da ilginç filmlerden bir tanesiydi. Tinkerbell, Güzel Mi Kanatlar. Bu benim sevdiğim animasyonlardan. Peri Verir sevdiğim için izlediğim filmlerden bir şey. Bir tane film var, onu izledim. O da böyle bir tane iki çocuk bir yerde perileri buluyor. Hatta Houdini falan var böyle. O da güzel ama orada gene insanların şeyleri ortaya çıkarması ve hani bunu kullanmaya çalışmaları. Evet. Upside Down.
aklıma hatırlamıyorum. Yine hatırlamadım. O değil de Upside Down deyince aklıma başka bir animasyon geldi. Anlat. O şey değil mi? Ters yüz. Ters yüz, evet. Ay çok tatlı ters yüz ya. Inside Out da mı? Ha, Inside Out. Yaklaşmışım. Bu Upside Down'a bir bakayım. Bilemedim ben. Farklı iki evreni anlatıyormuş ama ben de şimdi hatırlayamadım. İyi. Yani izleyebilirsiniz farklı iki evren görmek isteyenler için. Aşkın çekimi diye farklı iki evrendeki. Bu da şey değil ama böyle hani yine yok olmuş dünyaların o hani kasvetli dünya alanı. Bana göre çünkü gelecek daha pozitif bir alan. Bunlar geleceği kasveti gösteren filmlerden bir tanesi. Ölümsüz Aşk, The Age of Adeline. Bu da 2015 filmi. Çok güzel. Enteresan. Yaşamın donması ve oradaki... Evet, kadın bir kaza geçiriyor. Kadın kaza geçirdikten sonra tamamen yaşlanma duruyor. Aynen, yaşlanma duruyor. Yani bir anlık bir şey... Daha sonra seneler boyunca yaşamaya devam ettiğinde tabii ki herkes yaşlanıp ölüyor. Bu da her seferinde yer değiştirmek zorunda kalıyor. Sonra bir aşık olma söz konusu olunca da işler biraz sarıyor. Kızı ondan yaşlı. Aynen. Filmin en sonunda daha bir farklı forma dönüşüp o. Aynen. Yalnız kendi kendimi çok tebrik ettim şimdi. Bu ölümsüz aşkı anlatırken film, hani şu alt listeye bakmamıştım ne olduğunu. Direkt aklıma dünyalı gelmişti filmin. The Man From Earth. Hemen alt listeye. Onun yeni versiyonu da vardı. Öyle mi? Onu bilmiyorum ben. 2007 yapımı Dünyalı diye bir film var. 12 bin yıldır dünyada yaşayan adamın o da işte yine hani belli bir yaş alanında kalıyor. Sürekli olarak 10 yılda bir galiba bulunduğu şehri değiştiriyor ama en son bulunduğu yerde arkadaşlarına kendi yaşam dilimini anlatıyor. O insanlarla ilgili hayat alanında nelerle karşılaştığını, hangi dönemlerden geçtiğini anlatıyor. Dünya tarihini merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Bu korku filmi. Kesinlikle hiç güzel bir alanı yok. Ama mesaj içerikli denildiği için ben gitmiştim. Pramit'in Laneti. Bu Pramit'in Laneti'nde de benim aldığım mesaj aslında kalbiniz ne kadar safsa siz o zaman yani ne yapmış olursanız olun siz kendi kalbinizi saflaştırmayı bildiğinizde varoluşta birçok insanın geçişine aracılık edebiliyorsunuz. Dediğim gibi bütün korku film yani korku barındıran her şeyi içeriyor. Böyle sahneler hoş değil falan. Böyle izlerim, mesaj alayım diyorsanız izleyebilirsiniz. Bu film de ilginçti de niye bunu hatırlamıyorum ki ben Project şimdi. Project Almanak. Konuya sanki... çalışmadan geldim. Ben o yüzden hatırlayamıyorum Umut. Evet ama şey ben sanki... zaten spontan oldu ya. Bunu yapmayı düşünmüyordum. Ya şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Bunlar hani... her şey kendi zaman yolculuğu yapıyorlar Project Almanak'ta da. Ondan bir şey değiştiriyorlar sonra patlıyor. Ondan sonraki zamana geldiğinde başka birinin birisi başka bir şey ölmüş oluyor. Sonra Allah onu düzeltmeye çalışırken gene gidiyorlar falan. Zaman sonra... yolculuğundaki değişik formlar. Tabii dünyayı nasıl etkileyeceği. Yani küçük bir hareket bile zamandaki... Zamanla oynadığımız zaman bir sonraki formlar değişiyor. O şeydi, benim çocukken izlediğim Geleceğe Dönüş filmlerinde seri halinde vardı o. Orada şey, hani çocuk geleceğe gidiyor ve o gelecekte annesi çocuğa aşık oluyor. Geri günümüze geldiği zaman bir bakıyor fotoğraflardan silinmeye başlıyorlar falan. Orada yanlış yaptığını anlıyor. Her şeyi değiştirmeye başladı. O Geleceğe Dönüş serisi çok güzel, çok eğlenceliydi. Mucize burada da aslında adamın hayatının değişmesinin birçok mistik taraflı
o hani bizim görmek istediğimiz, sürekli olarak görmek isteyip ama yüzleşemediğimiz yaşam alanında ortaya çıkıyor. Bir beyninde beyinle ilgili bir işlem yapılıyor. Sonraki süreçte maddeye hükmetmeye başlıyor falan. Herkes önce adamın mucizeler yarattığını düşünüyor ama sonrasında onu bir toplumun ucubu olarak nitelendirdiği şey oluyor. John Travolta'nın 1996 yapımı bir film. Ay bu Nosalar, Astral City, A Spiritual Journey diye 2010 yılı. Orada da hani şifa alanı ve ölüm sonrasındaki insanın şifalanma süreçlerini anlatan çok güzel bir film. Ben bilmiyorum bunu. Yani şey... Belgesel gibi mi? Yok değil. Bu da çok böyle hızlı ilerleyen bir film değil. Yavaş bir film ama... bilmem hani izlediğiniz zaman size farklı farklı kapılar açan bir film. Ölüm sonrasındaki o şifa sürecini anlatan bir şey. Little Boy diye 2015 yapımı bir film var. Bu savaş filmi. Ama oradaki hani savaşın içindeki çocuğun gücünü ortaya çıkartıyor, gücünü gösteriyor. Ay yine hüzünlü filmlerden bir tanesi. Ay bu çok tatlı ya. La Belle Verte, Mavi Yeşil Dünya diye 1996 yılı yapımı Fransız filmi. Bunlar farklı bir gezegende yaşıyorlar. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Filmin bazı sahnelerini izlediğinizde bu ne ya falan diyebileceğiniz şeyler. Ama içerik o kadar güzel ki dünya dışında bir gezegende yaşıyorlar. Dünyaya gelip dünyada bizim her şeyi, hayatımızı zehirlememizi gösteriyorlar. Ama yine güzel bir aşk hikayesi var. Bizim aslında bazı şeyleri çok büyüttüğümüzü, sadece çok basit şeylere sahip olarak yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor. Telepatik bağlantıların olduğu çok eğlenceli bir film. Ben çok eğlenmiştim o filmi izlerken. Kadının bazı... Öyle verdi. Kadının bazı sahnelerde... Aynen. Filmi tekrar hatırladım şimdi. Onlara göre... Gördükleri her şey, hani yemek olan her şey yeniliyor ve onları besliyor. Gördükleri her su içilebiliyor. Kadın Paris'e geliyor. 200 yıl önce falan Paris'e gelmiş olan birinden dolayı işte Paris'e geliyor. Ama kadın geldiğinde çok oluyor. Çünkü gezegenlerinde çok az sayıda insan var. İşte arabalar falan yok. Kadın acıkıyor, birinden yiyecek bir şey istiyor. Sosisli sandviçtim galiba verdiklerini, neyse hatırlamıyorum ama kadın yiyemedi onu. Ondan sonra böyle gelen herkesin enerjisini okuyor. Hasta, midesi hasta, midesi hasta, midesi hasta. Herkesin o mide alanı. Tabii diyor, bunları yerlerse midesi hasta olur diyor. Sonra çok susuyor ve bunlar bağlantıya geçmek için suya ihtiyaçları var. Orada açık alandaki bir hani süs havuzuna gidiyor. Tabii kadın nereden bilsin onun süs havuzu olduğunu. Dolaşmış dolaşmış saatlerce susamış. Ay insanlık olarak gerçekten çok komik halimiz. Orada çok güzel anlatmışlardı. Suyu içiyor, içemiyor tabii. Bu neye diye. Ben diyor burada nasıl yaşayacağım diyor. Nasıl hayatta kalacağım diyor. Çünkü ne suyu içebiliyor. Ne yediği yemeği, hani bizim insanların yemiş olduğu yemekler kadını besleyebiliyor. Sonra gezegeniyle bağlantı kurduğunda çocuklara sarılarak onlardan beslenebileceğini öğretiyorlar, hatırlatıyorlar ona. Bu defa doğumhaneye gidiyor, çocuklara sarılıyor falan, orada bir yakalıyorlar bunu, ne yaptığını anlamıyorlar. Hastanedeki doktor kadını evine getiriyor, kadının şey söylüyor. Ay niye anlatacağım bilmiyorum da çok eğleniyorum ben bu filmi şu an düşünürken. Neyse siz izleyin. Dünyanın nereden nereye geldiğini, aslında çok basit bir yaşam alanımız olması gerekiyorken. Ben bu filmleri tekrar tekrar izliyorum. Az önce ağlayacak gibiydim ya. Onun için iyi ki geldi bunlar bellerde.
Bilmiyorum. Şimdi şimdi kadının, doktorun eşinin çantasına bakıyor, rujü görüyor. Bu ne için diyor, güzelleşmek için diyor. Niye, siz güzel değil misiniz diyor. Buna mı ihtiyacınız var diyor, güzel olmak için falan. Gerçekten o hayatımızın içine kattığımız, bizim için sıradan olan ama doğallığımızın bir parçası olmayan şeyleri çok güzel sorgulatıyor. Ben çok eğlendim. Karıştırmaya gerek yok aslında. Evet. Şimdi ters yüz. Inside Out. Bu da animasyon filmi. 2015 yapımı. İnsanların zihninde geçen neydi? Korku, öfke, tiksinti ve neşe, benim en sevdiğim karakter Neşe'ydi tabii ki. Çocukluk döneminden, ilk çocuk doğduğu andan bu beş duyguyla birlikte, beş duygunun yönetiminde aslında şey anlatıyor, anne babanın ve çocuğun o zihin alanlarındaki duygularla neler olduğunu, hafıza alanının ne kadar önemli olduğunu, aslında hayatımızda üzüntünün bile bizim gelişimimizde katkı olduğunu gösteriyor. Aynen. Bu da çok eğlenceli bir filmdi. Aynen. Aslında şey anlatıyor. Yaşadığımız birçok şey beynimizde bir şekilde kayıt ediliyor. Bunlar hani hem travmatik hem neşesel hem hepsi bir şekilde kodlanıyor. Hani bu noktalarda kodlanan şeylerde yeni gelen mesela bir travmayla yok olabilir. Ve hani mesela hayat, çok sevdiğimiz, çok mutlu olduğumuz bir şey yapmayı severken bir anda o travma onu yıkıma uğratabilir ve bu hani öğrenmişlik birçok şey silinebilir. Aslında hani o noktada bu bütün duyguların, yani kötünün de iyinin de, ne yaşarsak yaşayın, hepsini beraber dengede yaşadığın dakika her şey yeniden var oluyor. Kesinlikle. Yani her şey neşeyle ortaya çıkmaması gerekiyor. Aynen. Çekirdek anıların hepsinin içinde her duygunun olması gerekiyor. Olması lazım. Kesinlikle. Şuradan aşağıdan başlayayım ben gene. Yukarıdan bir aşağıdan. Altıncı his. Bruce Willis'in 1999 yapımı. Ben filmin sonunda wow olmuştum. Ben de filmin sonunu tahmin edenlerden. Yok, ben hiç etmemiştim. Orada ölüm sonrası deneyimi de, yaşam ve ölüm sonrası deneyimi ikisini birlikte izleyeceğiniz bir film. See dead people. Küçük çocuğun. Ay bak gene. Ya ben keşke buraya eğlenceli filmlerimi kaydetseymişim. Şu an gene böyle bir karışıklık oldu. Şunu hatırlayamıyorum. Ama da çok şey bilmeye gerek yok. Inception. Bu da başlangıç. 2010 yapımı film. Burada rüyaların alanından İnsanların rüyaları çalınıyor, rüyalar programlanıyor. Bu da hani aslında şey, birazcık suç içeren bir film ama o zihin ve rüya alanını çok güzel yorumlayan filmlerden bir tanesi. Kesinlikle. Zaten şey de var yani, çok sağlam güzel filmlerden bir tanesi. Burada aslında zihnin nasıl, aynen gördüm. nasıl yönlendirdiğini de gösteriyor, yani rüyaların aslında bize alanı olduğunu veriyor. Yani bir de şey, hani rüya gerçekliği ve şu anki realitede hep söylenilen şey, zihin aslında kandırdığınız zaman onu gerçeklikmiş gibi yaşayabiliyor. Orada insanlar kendilerine hani rüyada mı, gerçek yaşamda mı ayırt edebilmek için çok fazla alanlı şey, kendilerine referans noktaları da buluyorlar. Kaybolabileceğiniz bir alan. Tepe Taklak, bu da gene bir animasyon filmi. Orada iki farklı dünyayı anlatıyor yine, birbirlerinin içinde olan. Yıldızlar diye görülen yerin aslında başka bir şehir olduğunu fark ediyorsunuz. Birbirleriyle ters olan yerde, yani şöyle söyleyeyim, yine frekanslara benzer bir film.
frekanslarda ayrışma var. Burada insanların birbirine olup birbirlerini dönüştürmesi var. Çünkü diğer çekimler ikisinde ayrı yerlerde. O ayrı yerde olduğu için biri uçuyor, öbürü yürüyor falan. Öyle hani birbirleriyle birleşerek ancak o alanda dengede kalıyorlar. Bu da güzel bir animasyon filmiydi. Ay şu Predestination 2014 filmi Zamanın Ötesinde. Bunu böyle 3 kere falan izlesem de izleyebileceğim bir film. Yolculuğu anlatılıyor ama hani böyle her izlediğinizde yani farklı farklı zaman döngülerine gidiyor adam. Ama filmin en sonunda böyle bir şeyler diyorsunuz. Söylemeyeyim filmin en sonunu. Zaman yolculuğunu seviyorsanız o Predestination'ı izleyebilirsiniz. Çok güzel filmlerden. Kendi gerçekliğini kendi yaratıyor. Çok orijinal. Yani cidden sürprizli film. Bunları yakın zamanda izlemişim ama niye? In Time'da da şöyle bir şey var. Kollarında süreler var insanların. Geriye doğru sayıyor. Ben herkese bunu söylüyordum. Bak filmin adını unutmuşum. Anlatsam. Geriye doğru sayıyor. İşte o annesine verebiliyor vesaire, hani birilerine süre verebiliyorsun bu noktada. Zenginlerin çok büyük süresi oluyor. İşte fakirler hani hayatını sürdürebilmek için hızlı yaşamak zorunda. Hızlı yaşamalar ve hani şey çalışmaların karşısında zaman alıyor. Yani aslında yaşamın ne kadar önemli olduğu, hani süremizin ne kadar kısıtlı olduğunu gösteriyor. Daha sonra da zaten şey oluyor. Bir adam çok fazla zamanı olan bir adam buna zamanı veriyor. Ve bu noktada da hani gene hani kötüyle iyinin çatıştığı, yani zenginlerin aslında hani şeyleri ezdiği. Daha sonra tabii ki araya aşk giriyor. Zenginler zengin kız fakir oğlan, hani orada hafif bir edebiyat da var yani. Ama gerçekten orijinal farklı bir film. Justin Timberlake mi oynuyordu? Onun oynuyor olması gerekiyor. Uyduruyor muyum? Valla ben oyunculara o konuda biraz saygısızlık yapıyorum. Evet, Justin Timberlake. Justin oynuyor. Orijinal yani hani zaman önemli. Tutun. Ben demiştim, biz hayatta önceliğimiz, çünkü bizim için para önceliğimiz oluyor. Parayla bir şeyleri alıp verdiğimiz için. Ama burada 3 saniye miydi? 3 saniye kişinin hayatının sonunu getirebiliyor. Zamanın çok çok değerli olduğunu bana göstermişti. Orada hani bazen şey yapıyoruz. Ya annesi mi ölüyordu? Yetişemiyordu. Ya şeydi, hani filmin başında çocuk kahvaltı yapsın diye 15 dakikasını annesi ona veriyor. Otobüse binmesi için geçen süreyi 15 dakika eksik kadının. Çocuk bunu fark ediyor. İşte ikisi birbirine koşuyorlar, bir çocuk anneye zaman verebilmek için. Çünkü yaşayabildikleri tek şey zamanları olursa yaşayabiliyorlar, yoksa ölüyorlar. Ama böyle şey, hani bu kadar kısa bir zaman aktarımını da ancak fiziksel temasla yapabiliyorlar. Orada temas edemediği için birkaç saniyeyle annesini kaybetmiş oluyordu. Orada işte hani evet, hayatın ne kadar bizim için önemli olduğunu gösteriyor. Other Life'ı hatırlıyor musun sen? Ben onu da hatırlamıyormuşum. Other Life mı? Hatırlıyorum. Anlat. Başka o zaman sen. Okey. Other Life'ı beraber izledik seninle. Burada bir tane DNA yapıyorlar. Gözlerinin içerisine böyle bir sinir gibi bir şey akıtılıyor. Ondan sonra o anda böyle bir tane oyun gibi bir şey. Yani hani bir anının içine giriyorsun ve o anıyı yaşamaya başlıyorsun. Tabii şey var, bunu çok aşırı dozda alan ve o anıdan çıkamadığın zaman işte şey oluyor tabii, ölüm vesaire ya da hani kilitlenmeleri neden oluyor. Burada bir de şeydi, hani bu birine satılmış bir sistemdi. Normalde aslında yaratılış amacı bu değildi. Ama o iki kişi bu sistemi ortaya koyuyordu. Bir tanesi sistemi başka bir alana satıyor ve orada aslında
insanları yaşamdan soğutup sanal gerçekliğin içinde yaşatmaya çalışıyorlar. Kız bu sistemi bozmaya çalışıyor falan. Orada böyle işte iç içe olan bir sürü karmaşa vardı. Tabii canım, kızı sonra bir tane odaya mı kapatıyorlardı böyle, hani başka bir yer yaşıyormuş gibi. Hani döngünün içine sokmuş hissiyat veriyorlardı falan. Evet. Ha, yine insanların para için. Para için hayatın. Hayatını satmaları ya da hani başka insanların hayatlarını oynamaları. Açıkla. The Circle 2017 yapımı film. Burada da aslında benim etkilendiğim taraf insanların hayatının değişmesi. Sanal bir ortamda hiçbir mahremiyetinin kalmamasını anlatıyor. Burada yine temel nokta para kazanmak, sistemi tanıtıp insanlara para satarak, para satarak diyorum, sistemi satarak para kazanmak. Para varsa. ama bunun içinde bu sistemi kuranları olayın içine dahil etmeleri filmin sonunda çok güzel bir alandı. O hayatımızdaki mahremiyetin çok çok değerli olduğunu gösteren güzel bir filmdi. Çok da zekiydi kızcağız. Orası güzeldi. Kızcağız. Ay şu The Physician, Hekim 2013 yılı filmi. Burada Avrupa'daki daha tıp ortada yokken Avrupa'daki şifa alanı gösteriliyor. İşte orada insanları tedavi etmek için şehir şehir dolaşan kişiler var. Ama burada hani acı o kadar yoğun ki iyileştirme için. Şu anki modern tıp öncesindeki tedavi yöntemleri ortaya çıkıyor. Daha sonra bu Orta Avrupa'da yaşayan kişi İran'da tıp alanında olan farklılıkları duyuyor, bunu öğrenmeye gidiyor. Yani böyle şey, o modern tıbbın ortaya çıkışını çok hani içindeki bütün acıları gördüğünüz, işte mollaları gördüğünüz, insan hayatının bir öneminin olmadığı ya da bir yerlere gidebilmek için kendinizden vazgeçmek, kendi kimliğinizden vazgeçmek zorunda olduğunuz bir sürü alanı içinde barındıran film benim çok hoşuma gitmişti. Öyle, ama böyle tuhaftı. Evet. Stardust. Ha, şu Absolute Anything 2015 yapımı film. Burada da insanlığın yok edilmesi gerektiği düşünülüyor. Bir uzay, hani uzay herhalde dünyayı gözlemleyenler de, orayı çok önemsemedim. Dünyayı niye yok ediyorsunuz, insanlığı niye yok ediyorsunuz, orayı böyle es geçiyorum. Dünyaya ya da insanlığa zarar vermek isteyen bir alan olduğunda. Bunlar diyorlar ki o zaman tamam bir şey, şans verelim insanlara. Bir yaratım hakkını verelim. Bir adamın alanında, ama bundan hani hiç kimsenin haberi yok. Adamın söylediği her şey gerçekleşmeye başlıyor. Köpeği konuşmaya başlıyor. İşte arkadaşına herkes aşık oluyor. Yani şu elini yapıp ne istiyorsa hayatında gerçeklik oluyor. Aslında bir şeyleri isterken ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini, o yaratım alanının ne kadar önemli olduğunu, işte hep şeylerde söz büyüdür kelimesinin burada filme dökülmüş. Jim Carrey'nin de benzer bir Bruce Almighty da öyleydi. Hani Tanrı diyor ki bir günlük sonu hani veriyorum diyordu ve ona göre şey yapıyordu. o da şey yapıyordu. Herkesin bir sürü mesaj geliyor. Evet 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 diyor. Ondan sonra herkes diyor ki ilaçların çoğunda büyük ikramiyeyi ben kazanmak istiyorum diye herkes büyük ikramiyeyi kazanıyor ama herkes 3 kuruş kazanmış oluyor. Büyük ikramiye bölündüğü için. Aynen. Practical Magic mi? Vay be. Burada da işte karanlık aydınlık. Aynen falan. Karanlık aydınlık cadılar falan. Evet. Şeyleri ben hani Marvel serisini falan birazcık o alanlar böyle fantastik alanlar benim hoşuma gidiyor. O yüzden izliyorum. Bunların içinde hani çok çok fazla değil ama baktığınız zaman
temelinde zaten aydınlığın, karanlığın ya da güçlerin savaşı. Orayı görebileceğiniz bir çeşitli. Neymiş buna bakalım. Tanımlarız. Bu zamanla alakalı. Ha, evet, bu da şeydi. Bir komşularının evinde bir makine buluyorlar. Bu makine 24 saat sonrasının fotoğraflarını gösteriyor. Burada birazcık hırs tutkunu falan oluyorlar. Azıcık işin içine entrikalar giriyor. Aslında zamanı gözlemlemenin bize çok da büyük bir faydası olmadığını, anı yaşamanın her şeyden önemli olduğunu gösteriyor. Bence. Bilmek çok fazla mutluluk alanı değil. Bazen geleceği bilmeyi çok istiyoruz. Ama ve lakin bildiğimizde de bunu yönetemeyebiliyoruz. Her şey bilmek değil. Uygulamak farklı teoriyle. Hiç hatırlamıyorum. Robin Hood Kırmızı Yakut diye bir film vardı. Umut onu hiç beğenmedi. Üçlü seri halinde. Ya biraz orada da geldi şey, ama mesajı alamadım ben çünkü filmin en zaman yolculuğu şey. Onda da zaman yolculuğu olan bir film ve burada aslında üstün ırklardan bahsediliyor. Orada kişilerin genetik olan alanlarından ırklardan gelenlerden iki kişi, kadın erkek olması gerekiyor alanı yönetebilmek için. Geçmiş ama tahmin ettikleri aile bireyi değil, bambaşka bir aile bireyi aslında o güce sahip oluyor. O da hem ailenin içinde çatışmalar oluyor ama zamandaki o değişimler, dönüşümler, yani zaman yolculuğu olan filmler, diziler benim çok hoşuma gidiyor. Aynen. O da onlardan bir tanesi. Bu hazırlık şey, raporu. Valhalla diye yine bir animasyon. Orada da eğer Odin'i falan merak ediyorsanız izleyeceğiniz, Thor'u, Odin'i merak ediyorsanız, ama birazcık burada şey yaklaşılmış. Dalga geçirme alanı yüksek. Evet, ben niye bazı filmleri hiç hatırlamıyorum ki? Evet, azınlık raporu. Burada da şey var. Üç tane kahin var. Üç kahin böyle belirli bir dakika mı sanırım bir şey öncesinde önceden şeyi görebiliyor. Suçları görebiliyorlar. Ona göre bir gün şey oluyor. Burada da polislerden bir tanesiyle ilgili bir olay görüyor ve hani bu arada hani gelecek değiştirilebilir. Evet, burada onu yapıyorlar. Yani öncesinde gelecek değiştirilemez diye kabul edilip herkes o suç önleme öncesinde kişi yakalanıyor. Ondan sonra da dondurulup yaşamı donduruluyor. Aslında kişi öldürülmüyor ama hafıza falan siliniyordu galiba. Yaşam donduruluyor orada. Ama polis kendi alanına bu gelince bir şekilde hayatı değiştirebildiğini görüyor. Ondan sonra bu projenin aslında büyük bir insanlar için yaşam çalma alanı olduğunu fark Tabii. ediyorlar. Yani evet, orada aslında olacak ve kahinlerin gördüğü her şeyin gerçekte hani %100 olmayacağı. Potansiyel her zaman değişebiliyor. Potansiyel her zaman değişebilir. Zaten şey de gene hani kötücül insanlar onları hafızalardan, yani çünkü bütün her şey kayıt olarak tutuluyor, oralardan falan siliyorlardı. Evet, bazı alanlar kaçırılıyor, çalınıyor falan. Bu da yine Justin Timberlake'in bir filmi. Aşktan Öte. Aslında ben burada bu filmi şu yüzden listeme almıştım. Türk toplumunda diyeyim. Çünkü diğer toplumdaki insanların aşka bakış açılarını bilmiyorum. Türk toplumunda insanlar ilişkiye başladıklarında çok net değiller, açık değiller. Burada Aşktan Öte filminde aslında insanların doğal ihtiyacı olan cinselliğin giderilmesi için birbirlerine açık bir şekilde ifade edip bunu hani tercih edip etmemek tabii ki kişinin kendisini seçimi. Filmin ikinci yarısında olay aşka dönüşüyor ama başlangıçta dürüstlük ve netlik, hani benim için önemli olan nokta buydu. Toplumunda aslında
bir şekilde hedef cinsellik bile olsa bu söylenmiyor. Üstü kapatılıyor, bir şeyler yapılıyor, işte oyunlara giriliyor, o oluyor, bu oluyor. Ama buradaki alan, hedef belli. Kişiler birbirlerine karşı çok açıklar. İnsan duygu sahibi olduğu için ne kadar kurallar belirlenirse belirlensin, ne kadar başlangıçtan seçimler yapılırsa yapılsın, o seçim doğrultusunda ilerlenemeyebiliyor. Burada hani o ikinci kısımda karmaşanın olmasının sebebi baştaki açıklık duygular işin içine girdiğinde devam etmedi. Ama duygularla birlikte açıklık devam ettiğinde ilişki farklı bir formata dönüşebiliyor. O yüzden çok keyifli, hani ilişkiyi sorgulayacağınız bir film. Bir de eğlenceli, romantik komedi zaten. Bizim çok kalıbımız var Türk toplumundaki kadın. Bunların ilişki mi istiyorsunuz, evlilik mi istiyorsunuz? Bunu da aslında kendinizi de sorgulayacağınız bir film. Benim listem bu kadar. Okay, aslında birkaç tane vardı da burada sitede olmadığı için. Mesela Kuru Çili var mı bir tane? O bizim izlediğimiz Kuru Çili miydi? Bir tane Kuru Çili bir şey izlemiştik, hani ölüyor, şey yapıyor. O filmin ölürsün. Adı neydi işte? Filmin adını hatırlamıyorum. Ama Kuru Çili vardı, ölüyor. Orada böyle meditasyon yaparak ya bir tane adamın sevgilisini bulmaya çalışması, aslında böyle derin meditasyon olan bir bölgeye gitmesi. Hindistan ya da Samarkand mı, öyle bir şey, yok, isim yer miydi neydi? Filmin ismini hiç hatırlamıyorum. Aa bak, filmlerin hepsini ben silmişim. O film de çok güzel bir filmdi. Ya orada şu vardı ama filmin adını söylemezsek olmaz, anlatmayalım o yüzden. Tamam, o zaman şöyle, bence Matrix ilginç bu arada, hani... Aaa bunu niye? Ay bir de Star Wars anlatsak. Star Wars, Matrix, bunların hepsi gerçekten hani çok detaylı. Hakikaten onu niye ben buraya almamışım? Matrix'te seri olarak izlediğinizde, ya benim işte hani o... bir de Avatar vardı. Bak bunu da yazmamışız. Avatar'ı anlattın ama. O değil. Maviler. Mavilerin olduğu Avatar. Sonra Knowing diye bir film var. Kehanet diye. Hmm. O da ilginç bir şey. O zaman şuradan... Zaman tüneli. Demin bir liste açmıştım. Bakalım. Şuradan anlatabiliriz. Şurada mıydı? Şimdi Ruh Eşim diye bir şey, onu geçtik. Onu söyledik az önce. Aynen, koş dolu koş. Star Wars serisi. Ay, ben Star Wars'la ilgili şey söylemek istiyorum. Şimdi aslında Star Wars'un, evet, o savaş alanları var. Yok edilişler çok fazla. Ama bir şekilde sizin iyi diye tanımladığınızın kötü, kötü diye tanımladığınızın iyi olduğunu görüyorsunuz. Ve her şeyin... Yani o gücün mükemmelliğini o kadar güzel anlatıyor ki, ve gücün içindeki karanlık tarafı, her bir hikaye çok farklı, her bir seri çok bambaşka ortaya çıkartıyor. Bu benim, ben izlediğimi sanıyordum, değişik, o film de benim için aslında şey oldu. Ben Star Wars serisini bir tane izlemişim. Ondan başkasını hiçbirini izlememişim ama filmi biliyorum. Ya insanlar çok konuştuğu için, ya ruhsal bilinçte aldığım bilgilerle örtüştüğü için filmi izlediğimde hiçbir şekilde hani yok ya ben bunu izlemedim demiyorum. Ama bakıyorum zihnim hatırlamıyor filmi. Çok ilginç gerçeklik olan bir filmdi. Orada hani o iyinin kötünün savaşı, biz aslında şu an dünyada her ne kadar bunu fiziksel olarak görmesek de enerjiyi algılayan insanlar, hani ben bunu çok net algılıyorum, bazen size meditasyonlarda bunu söylüyorum zaten, eğer izlemek istemiyorsanız ya da içinizde bir huzursuzluk varsa şu an bu meditasyonu bırakın dediğimde, ben aslında orada aydınlık ve karanlığın savaşını gördüğüm için size bunu söylüyorum. O kadar güçlü savaşlar var ki, o kadar güçlü negatif alanlar var ki her birimizin alanında farkında olmadığımız. Onun hani film seriyi mutlaka, hani aydınlığı ve karanlığı bilmek istiyorsanız, neyin nasıl tanımlandığını bilmek istiyorsanız izlemenizi önereceğim filmlerden bir tanesi. Bir de Avatar filmi var.
bu hani son hava bükücü Avatar'dan farklı. Naviler diye bir ırkı anlatıyor ve bunlar dünya dışında bir yaşamı sahipler. Gezegenleriyle o kadar, gezegen ve gezegendeki her canlıyla o kadar güzel bağları, bağlantıları var ki tabii ne oluyor? İnsanlık gidiyor. Yine onların alanlarındaki maddi kazanç sağlayacak alanlarda yıkım yaratıyor. O Eyva ağacın olması, oradaki ruhsal bağlantı, varoluştaki o gezegene ait her şeyi bilişi, o gezegen yok edilirken oradaki insanların çektiği acı, insanlığın acımasızlığı, hepsini gösteren çok güzel bir filmdi. Bir de şey, izlediğim dizilerden şeyi söylemek istiyorum. Fringe diye bir dizi var, 5 sezonluk. Burada paralel evet, paralel yaşamlar, paralel evrenleri anlatan hem yani birazcık şey, FBI bağlantılı bir dizi olduğu için hani suç oranı da zaten suç üzerinden gidilip aslında sonrasında araştırıldığında birçok alanda farklı iki evrenin bağlantısından bahsediyor. İşte zamanla oynandığında yine dünyanın yok olabileceğini, indireceğini gösteren ama zihinsel olarak çok güzel kurgulanmış bir film. Bir de benim şey, The Flash dizisi var. O da evrenler arası yolculuktan bahseden ve iyi ile kötünün savaşı yine. Hani Marvel dizi, Marvel'dı değil mi onun da şey? Flash miydi? Flash. Ha, Flash. Marvel DC Comics galiba. Ya yani onlarda zaten hep şey oluyor. O iyi kötü savaşı çok fazla oluyor. Burada bilimsel alandaki zeka, her birinin kurgusal bağlantıları, onlar da çok güzel. Hani benim aldığım mesajlarla örtüşen filmleri izlediğimde onlar benim çok tatmin ediyor. Şey, animasyon olan değil de normal şey olan, film olarak olan bir dizi. Buradaki animasyonlar da var. Şey, şey temeli şu. Bir de Türk yapımı Mehmet Günsur'un yapmış olduğu Kanaga diye bir spiritüel dizi var. Çok kısa, 15 dakikalık şeylerde. Orada da hem Türkiye'de var olan hem birçok sistemde var olan bilgilerle ilgili böyle kısa kısa mesajlar içeren ama derin olarak içinizde düşünmeye neden olan, benim hoşlandığım bir diziydi. Şu an The Heroes muydu o seninle konuştuğumuz? Heroes dizisi. Hmm. Heroes'da da farklı güçlere sahip kişiler var. Bir araya geliyor. Ben ona daha yeni başladım. Orada da ama hani o gene zaman yolculuğu, zaman bükme gibi şeyler var. Çünkü orada bir tane hani kötü karakter var. Onun zaten zamanla ve saatle hani gücü tamamen onu orada kılıyor. Onun amacı yaşadığı bir travmadan ve hani bir şeyden dolayı, daha doğrusu bütün kendine benzeyen ırkların hepsini yok etmek yani. Hani orada da yani orijinal bir dizi, farklı şeyler işliyor, bayağı da uzun sürüyor. Artı bir de o Heroes'un yeni versiyonu da var. Ben daha yeni başladım ona. Şey var, ondan sonra Knowing, Kehanet diye bir film var. Bir tane kıza sürekli bilgi geliyor ve bunları yazıyor. Ondan sonra okulun bahçesine gömüyorlar. Belli bir süre çıkardıktan sonra oradaki sayılar ne anlama geliyor diye baktıklarında dünyadaki felaketleri gösteren bir yazı olmuş oluyor. Her tarihi teker teker kız yazmış ve gün sonunda dünyanın yok olacağını yapıyor. Ama tabii ki sevgiyle her şey gene kurtuluyor. Tamam, o zaman ben başka bir film daha söyleyeyim ekstradan. Ya Matrix'i zaten hani biliyoruz. Evet. Orada aslında birçoğumuz rol veriliyor ve orada yaşıyoruz. Hakikaten dünya Matrix gibi mi, emin miyiz, değil miyiz? Bence bir noktada doğru. Hı hı. Yalan değil yani. Çünkü
seçimlerimizle birlikte her şeyin değiştiğini gösteren aslında. Tabii. Bence patikalar var. Ve yol ayrımlarına geliyoruz. Orada seçim veriliyor bize ve o seçimle birlikte gerçekliğimizde değişiyor. Ama hani... Bakınız abla. Noktaları belli yani. Çünkü astrolojiye de baktığımız zaman hani nasıl belirli tarihlerde ne olduklarını tahmin ediyoruz. Çünkü hani zaten o patika belli. Şeyin verdiği de bu büyük ihtimalle. Matrix yani bir sistem kurulu hepimizin yaşadığı. Aslında bir bilgisayar oyunu içinde yaşadığımız bir sanal gerçekliğimiz var. Bu sanal gerçeklikten bir şeylerden vazgeçtiğimizde hani dünyanın karmaşası içerisinde hepimizin ilk başlangıç noktasında baktığı yer. Her birimiz bir dip noktaya ulaştığımızda bu spiritüellik alanına, ruhsallık alanına geçiş yapıyoruz. Orada da farklı bir formatını aslında gösteriyor uyanışın Matrix'te. Kesinlikle. Doom diye bir film var, Birth. O da reenkarnasyonla alakalı Nicole Kidman'ın filmi. Ondan bir tane kocası ölüyor, daha sonra bir çocuğun bedeninde geri geliyor. Değişik bir film. Hani reenkarnasyon sevenler varsa izleyebilir. Aşkın Gücü diye bir film var. Robin Williams'ın. Onu evet. Hatırladım. O da hani eşini çok seven bir adam ve hani ondan dolayı böyle bir sanal bir dünyaya kendini kapatıyor ve oradan hani çıkışını açıkçası yani hani travmasını nasıl atlatacağını bazı şeyleri yapıyor. Çünkü ya bazı şeyler bizim için çok güzel gözükebilir ama sonuçları çok kötü olabilir. O yüzden hayatımızdaki acılardan kaçmak yerine onları kucaklamak, onları sevmek daha mantıklı gibi gözüküyor ki kelebek etkisi. Bir de şey geldi aklıma. Hayalet. Ghost. Ghost. O da... Müziği bitirdi. eğer Ghost'u izlemeyi sevenler varsa müzikali zorlu performans sanatlarında reklam yapıyorum. Ekim ayında gerçekleşecekmiş. Ben gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Hani sizler de eğer isterseniz tekrar yaşamak orada. Ben de gelebilir miyim? Yani? Ama bir şarkı seviyorum. Bütün şey bir şarkıyı bekler. Bak yani şey hani gitmek gerekiyorsa eğer isterseniz o da var. Kelebek etkisini anlatmak istersen. Kelebek etkisi de hayattaki yaptığımız birçok şeyin sonuçları vardır ve etkileri vardır. Ve yani küçük bir kanat çırpışının bile çok büyük sonuçlara yol açabilir. Yani biz belki kendi hayatınızdan da bakabilirsiniz. Hani gidip şey söyleyeyim, çok ufacık ve sizin için önemsiz söylediğiniz bir şeyler bile evrende farklı etkilerin. Aynen 70 kilometre hızla zaten her bir kilometre yani düşünceler ve sesler yayılıyor ve bu noktada da belirli bir gerçeklikler yaratıyorsunuz. O yüzden ne düşündüğünüze, ne yaptığınıza birazcık bir dikkat etmek gerekiyor. Her şeyinizi kontrol etmeyin. Ancak yani hani bir şeylerin de sonuçlarını aslında düşünün. Çünkü ben mutsuzum, ben olmuyor, o bitmiyor, işte bundan nasıl kurtaracağım? Zaten siz bunu söyleyerekten sürekli bu titreşimi ya. Olmayan şeyleri çekiyorsunuz. Olmayan şeyleri çekiyorsunuz. Benim hep ki kümüre gitse bir şeyler çok iyi gidiyor. Artık bir noktadan sonra herhalde yaşamda kelebek etkisiyle dayanamayıp size çok iyi gidecektir. az önce söyleyeceğim filmi hatırladım. 60 saniye. Bu da Nicolas Cage'in Novi'den sonra aklıma gelmişti. Yani aynı oyun şeyinden dolayı. Orada da geleceği görüp hani yine geleceği gözlemleyip geleceği değiştirme alanı. Aslında o geleceği bilme alanı bizi birçok filmle oradan bizim mutsuz olacağımız alanları gözlemlememize sebep olan filmlerden bir tanesi de oydu. Onu da tercih edebilirsiniz. Burici de yani onu da bulamadık ya ama çok. Burici. Tanrı'yla sohbet var. Bu Neil Donald Walsh'ın yaşam hikayesini anlatıyor. Orada kendi hayatında hani evsiz kaldığı, zorluk içine girdiği zaman diliminde Tanrı'yla konuşmaya başlıyor ve bunlar sonrasında bir kitap haline dönüşüyor.
onunla birlikte hayatının değişmesi. O da güzel filmlerden bir tanesi. Şu an benim aklıma gelen... Ha, Hereafter diye bir film var bu arada. O da böyle Matt Damon'un oynadığı bir film. Matt Damon orada bir medyum. Ondan sonra bir kadın da ölümü deneyliyor. Deneyliyor mu olur? Deneyimliyor. Ondan sonraki hatta öldükten sonraki yaşamda neler gördüğü ve bunu kitap olarak yazıyor. İşte bu noktadan sonra ayrıştırılan nokta, hatta 8 saniye filminde de bahsettiğim kadın artık bir farkındalığın içine girdiğinden dolayı şey söz konusu oluyor. Dışarıdaki insanların onu anlamaması, ondan sonra bütün iş, çok ünlü bir kadın bu arada, hani işini kaybetmesi vesaire gibi arka arkaya şeyler söz konusu oluyor. Daha sonra öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hani şey, frekanslardan bahsetmişti Yasemin. Orada aynı frekansın içerisine giren kişiler bir noktadan sonra şey oluyor. Hani birbirlerini bulup bu şekilde yaşıyor. Çünkü farklı frekanslarda hareket eden insanlar, yani şey gibi bir öğrenmişliği, ya da nasıl anlatabilirim? Bir tane şeyde, köydeki bir insanın bakış açısı ve hani yaşadıklarıyla belki şehirdeki bir insanın yaşadıkları ve gördükleri bir olmadığı için, hani basit olarak bakmak gerekirse, bunlar bir araya geldiğinde hani konuşacak konuları vesaire, hani paylaşımları bir noktada kısıtlanabiliyor. Hani bu noktada kısıtlanmadığı da bir hani döngüye girip hani bir mutsuzluk oluşabilir. Tabii her şey atlata, yani insan her şeyi üstesinden gelebilir, her şeyi çözebilir. Herkes birbirini dönüştürebilir, geliştirilebilir. Ama dediğim gibi o frekans aralığını yakaladığın insanla, yani direkt olarak, çünkü o anda girdiğin insanla her şey daha farklı olur. Burada Sense8'i açtım. Sense8 gerçekten efsanevi bir, her saniyesinde hem sosyal şey veriyor... Aslında birbirimizi ayrıştırdığımız ama o ayrıştırmamamız gereken her birimizin içinde her yani orada birazcık ruh ailesi herhalde, evet. Onlar değil mi? 8 tane kişi var ve 8 tane dünyanın kişi birbirine... Dünyanın 8 farklı yerinde birbirleriyle bağlantı. Kesinlikle. Biri Çinli, biri Alman, biri işte İtalya falan. Uydurdum İtalya'yı. Bunların birbirine bağlı olması, birbirlerine yardımcı olmaları, hani zaten herkes birbirine bir şekilde bağlı. Onların ruhsallık, yani şey... sadece onlara klon deniyordu galiba. Her bir klonun bağlı olduğu 8 grup var. Bu 8 gruptan hani sadece o 8 kişi değil aslında. İlk başlangıçta 8 kişi gibi bakıyorsunuz ama sonrasında dünyanın birçok yerinde bu duysalların olduğunu fark ediyorsunuz. Onların o birbiriyle olan bağlantısı aslında her birimizin bir diğerimizle bağlı olduğumuzu gösteren, duyguyu ortak yaşadığınızı gösteren, hatta yaşayabileceğiniz bütün her noktaya değinir. Kim yazdıysa gerçekten efsane yazmış. Yani ben bir şey görmedim. Hani acıttığını, insanların nasıl travmatik durumların içine sokulduğu, yani gereksiz birçok şeyin zorla insanlara dikte edildiğini çok rahatlıkla görebileceğiniz ve kesinlikle izlenmesi gereken bir dizi Sense8. 2 sezon galiba, son bir bölümde eklediler. 2 saatlik mi öyle bir şey yapmışlar. Onu daha izleme şansı bulmadım. Onu da izleyeceğim umarım inşallah. Umarım inşallah. Ama yani böyle şöyle diyeyim ya, %100 kendinizi verip izlemeniz gerekiyor. Çünkü çok birbirine bağlı noktalar var, hiç kaçırmadan. Bir yeri kaçırdığınızda diğer tarafı anlamıyor. Yok, tutmuyor yani, yakalayamazsınız, mümkün değil. Aa bak, 9 kehanet. O 9 kehanet de 9 kehanet kitabından uyarlanan bir film. Bu da çok güzel. Hani o bizim ruhsallıkla ilgili kendimizi geliştireceğimiz noktaları 9 tane parşömenden bahsediyor ve bunu anlatan bir film. Onu da mutlaka izlemenizi öneririm.
başka bir şey geliyorum aklına. Şuradan da bakıyorum. Siz söylediğiniz film kesinlikle aklıma geliyor. Guriçi gelmiyor. Guriçi. Neyse. Guriçi yok. Guriçi yok. Neydi? Sanki böyle bir yer adıydı. Oranın. Evet, filmi ben önerdim. Evet. Sen hiç önerdin. Hiç hatırlamıyorum. Evet. İzlemiştik bir şekilde. Allah Allah. Yok, bulamadım şu an. Nereden ben çok bulabileceğini zannetmiyorum yani, ama böyle Hindistan'da geçen. Ya şeyi anlatalım, hani sonrasında bulduğumuzda onu paylaşırız. Aslında spiritüel bir topluluğun içerisinde olan bir hikaye anlatılıyor. Bu spiritüel topluluğun içinde kendini o topluluğun lideri olarak göstermeye çalışan kadının kendi içinde var olan karanlık tarafı var. O karanlığıyla yüzleşmek yerine guruç dediğimiz aslında onu kendi karanlığıyla yüzleştirmeye çalışıyor. Ama guruç de bir şekilde erken yani ölmesi beklenilen zaman diliminden önce ölüyor. Bu kadının ortaya çıkışı, diğer tarafta bir başka kadının ruhsallığın içine girerken kendini kaybetmesi. Ben orada şunu görmüştüm. Aslında ışık diye gördüğümüz birçok insanın kendi karanlığını kapatmak için herhangi bir ekolün altına girmesi ve orada kendini kabullenememesi, bir yerlere hırsla gelmeye çalışması, o beni çok etkilemişti. Filmin ismini bulursak paylaşırız. Hala arıyor Umut ama bulamıyoruz. Şimdi diye yazdım ama kontrol baş gücünde falan Earth filmini. Ya bak, burada bazı önerdiğim filmler var. Atlantis önermişim. Atlantis de enteresan. Çizgi filmdi galiba orada. Bir tane. Ben kime yazmış olabilirim bunu acaba, çabuk bulabileceğim. Evet. Ya bayağı önemli şeylerden bir tanesi, çünkü orada gene spiritüel gücün insanlar etkisi, yani mesela orada spiritüel olmak, bazı şeyleri görmek, bazı şeyleri hissetmek ve bunu gördüğün zaman da diğer insanların senin üzerinde yani sana daha çok yaklaşması, senin sözlerini dinlemesi, hani burada büyük bir sıkıntı oluşabiliyor. Çünkü eğer ki ego alanın, kibir alanın vesaire devreye girdiği anda, kendini hafif tanrılaştırmaya hani başladığın anda hırsların devreye giriyor ve güzel şeylere yönelmek yerine sen o taht kavgasına giriyorsun. Yani Game of Thrones oluyorsun yani özetle. Yani onu da izleyemedim işte. Game of Thrones, aynen. Orada bir iki baktım, böyle çok fazla içinde karanlık var. Çok fazla karanlık var. Yok, seni dedim ben. Ama hani bir şeyin içinde. Doğru. Bravo. Tebrik ederim. Buldun sonunda. Film Aşram. Sonunda ulaştık filmin bilgisine de. Az önce bahsettiğimiz o ruhsal boyuttaki aslında gelişmişliğin içinde de o ruhani alanın içindeki var olan kişiliğin kendi içindeki sahip olduğu karanlığı kabullenmek yerine onu örtmeye çalışarak bir şeyleri değiştirip dönüştürmeyi gösteren çok güzel bir filmdi. Aynen. Yani güç verildiği gibi alınabilir. yani hırsların esiri olmak yerine sadece güzelliklerin esiri olursanız bence. İlla ki bir esirlik olacaksa yani. Esir olmayalım en iyisi. Esirler yanından. Başka da şu an için aklımıza gelen bir şey yok. Yok, bayağı da güzel filmlerden bahsettik yani. Bir şeyler olursa da. Tabii ki filmler için. Yeni bir program yapabiliriz. Aynen. Her nerede?